Değerli arkadaşlar, merhaba. Ben Ali Mutlu Köylüoğlu, Vatandaşlık Temel Geliri Türkiye platformu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Kadın Hareketi ve Vatandaşlık Temel Geliri Hareketi konusunda yurt içinden ve yurt dışından konuklarımızla yapmakta olduğumuz bu toplantımız genel katılıma açık olup Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilecek ve her katkıdan sonra özet tercümelerde yapılacaktır. Ayrıca toplantımız sırasında video kaydı da yapılmakta olup toplantımızı takiben paylaşılacaktır. Dear friends, this is Ali Mutlu Köylüoğlu. On behalf of the Citizens Basic Income Turkey, I would like to welcome you all to this conversation on women and UBI movements. Between women UBI advocates from the world and women academicians, media members and activists from Turkey. The event is open to public, will be held in English and in Turkish, will include summary translations after each contribution, is being recorded and will be shared following the event. Değerli arkadaşlar, bu toplantımız Vatandaşlık Temel Geliri Türkiye ve Bir Şey Yapmalı platformları ile Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği tarafından organize edilmiş ve gerçekleştirilmektedir. Bu noktada kısaca VTG'yi tanımlamak isteriz. Tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün bir anayasal hak olarak ömür boyu koşulsuz, başkaca gelirlerinden bağımsız ve düzenli bir şekilde devletimiz tarafından ödenmesi şeklinde tanımladığımız vatandaşlık temel geliri konusunu çok önemsiyoruz. Yaklaşık 6 yıldır yürütmekte olduğumuz çalışmalarımız çerçevesinde VTG'nin, vatandaşlarımızın, ülkemizin ve ülkemiz ekonomisinin mevcut ve yaklaşan problemlerine çözüm olabilecek karakter, kabiliyet ve kudrette olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın onurlu bir şekilde yaşayabilmelerini, ekonomik özgürlüğe sahip olmalarını ve her aşamada sağlıklı demokrasi tatbikatını hedefleyerek teknolojik gelişmeler ile bağlantılı kitlesel işsizlik ve kitlesel işlevsizlik risklerini ve küresel salgının bunlar üzerindeki hızlandırıcı etkisini de göz önünde bulundurarak Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında olduğu gibi çağı yakalayan öncü çözümlerle ilerlememiz gerektiğini düşünüyoruz. VTG'nin Kadın Hareketi, İnsan Hakları Hareketi, Çevre Hareketi ve başkaca birçok hareketle çok sayıda ortak konuları, hedefleri ve beklentileri olduğunu düşünüyoruz ve birlikte çabalar içine girilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu toplantımızı da bu çerçevede kurguladık ve ortaklaşa çalışmaları başlatıcı ve hızlandırıcı etkileri olması ümidindeyiz. Dear friends, this event have been organized together by Citizens Basic Income Turkey, We Should Do Something Movement, Citizens Basic Income Research, Development, Culture and Dissemination Society. We believe that UBI has many common issues, goals and expectations with women movement, human rights movement, green movement and many other movements. This meeting has been designed within this framework. At this stage, our main target is to encourage both movements in Turkey to consider cooperation more seriously and intensely, and motivate both movements to introduce collaborative efforts. Although during this event, we will be able to allocate very limited time to our dear guests, we hope that this event will accelerate cooperation between the two movements and will lead to more structured, bigger and impactful future events. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmekte olan bu toplantımızı yurt dışından ve ülkemizden katılmayı ve konu ile ilgili görüşlerini, önerilerini bizlerle paylaşmayı kabul eden değerli konuklarımızın adları, kendileri ile ilgili bilgiler ve ülkelerinin adları bu görsel dahilinde paylaşılmaktadır. Bu vesileyle katılımları ve katkıları ile toplantımızın gerçekleşmesini sağlayan değerli konuklarımıza önden çok teşekkür ederiz. Dear friends, the names, affiliations and country names of our valuable guests from different countries of the world and from Turkey are present in this slide. We would like to take this opportunity to thank all of our valuable guests in advance for their kind participation and also for their thoughts and ideas, which they will be sharing soon. Değerli arkadaşlar,
Misafirlerimizin katıldıkları ülkelerin adlarını da hızlıca okumak istiyorum. ABD, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Güney Kore, İzlanda, Kanada, Macaristan, Norveç, Rusya, Slovenya, Şili ve Türkiye. Unutmadan belirtmek isteriz ki bu etkinliğimiz hemen hemen sıfır maliyetli, herhangi bir üçüncü taraftan maddi kaynak kullanılmadan tümüyle gönüllülerimizin çabalarıyla gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında olduğu gibi çağı yakalayan öncü çözümlerle ilerlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Düşününce vatandaşlık temel geliri. Dear friends, we would also like to mention the names of the countries which our guests are from. Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Germany, Hungary, Iceland, Norway, Russia, Slovenia, South Africa, South Korea, Turkey, UK, and USA. We hope and believe that this meeting will lead to other common efforts between the women and UBI movements and strengthen the existing ties between the two movements. Lastly, we would like to mention that our activities are being carried out entirely by the efforts of volunteers with almost zero cost and without the use of any financial resources from any third party. Okay. Dear Almaz, we can start with you. Let me introduce you. Almaz Zeleke, she's a professor doctor from New York University, Shanghai, and practicing, her department is practicing political science. Almaz Zeleke, New York Üniversitesi, Shanghai kampüsünden ve siyaset bilimi konusunda akademisyen, profesör, doktor. Dear Almaz, the word is yours. Thank you, Ali Mutlu. I'm delighted to be at this event and delighted to be starting it off like this. So let me start with a definition of basic income. Basic income is a regular payment to all members of a community that is, number one, broadly universal. So it's not restricted to the poor or to certain social groups. It's broadly unconditional, meaning that it is not dependent on work or willingness to work or any other kind of behavioral requirement. And it is calculated and paid to individuals rather than on a household basis. This is particularly important. Bağlantıda problem var herhalde. Yo, çok iyi geliyor. Kesilmişti bir ara. Tamam, şimdi geliyor. Let me mute all participants once again. Okay. Almaz, would you please unmute yourself? Yes. Okay. Now you can continue. Okay. And so typically basic income is conceived of as a weekly or monthly payment. It is a substantial amount, but not necessarily enough to eliminate the need for additional earned income. And it's seen as a more inclusive and resilient social safety net than other forms of social assistance and social insurance. So that's the basic definition. Universal, unconditional, individual, regular payment, weekly or monthly, a substantial amount, but not necessarily enough to replace earned income, and it's generally a more broadly inclusive and resilient social safety net. Thank you very much. Nazlı, would you like to translate? Tabii ki. Temel gelirin tanımını yaptı Almaz Hanım. Tanım olarak düzenli bütün toplumun tüm üyelerine yapılan bir ödeme şeklinde tanımladı. Önemli özellikleri birincisi evrensel olması. Yani toplumun tüm üyelerine belli bir gelir kısmına veya belli bir alt grubuna değil. İkinci özelliği şartsız olması. Yani herhangi bir işsizlik veya yine belli bir gelir grubunda olmak tarzı bir koşula tabi tutulmadan verilecek. Üçüncüsü bireylere olması, hanelere yerine. Bu özellikle konumuz bağlamında önemli bir nokta oluyor. Dördüncüsü düzenli olması. Yani bir haftalık veya aylık ödeme şeklinde olabilir. Beşincisi de ciddi bir miktar olması. Hani insanların hayatını idame edebilmesi için yeterli bir miktar olması. Fakat gelir kazancını yerine geçecek kadar yüksek bir miktarda da değil.
Ve bütün bunların toplamı da temel gelirimi daha dahil edici ve aynı zamanda daha güçlü bir sosyal güvenlik ağı olmasına sebep oluyor. Çok teşekkürler Nazım. Dear Almaz, would you please continue with your contributions? Yes. So I should just add that there are some things that this definition leaves out. Most importantly, perhaps, how the basic income would be financed. And the way it's financed will have different effects, different ways of financing will have different social effects. So that's something that is important to keep in mind and varies considerably from country to country. The other thing it leaves out is how it interacts with existing social assistance and social insurance programs. Is it provided in addition to them or instead of existing programs? That will also have important effects. And should the basic income go to everyone in society, children, working age adults, and seniors, or should it go primarily to working adults with maybe a smaller amount or no amount for children and seniors? These are other things that need to be considered as well. Thank you very much, dear Almaz, for your contributions. Nazlı, would you like to translate to Turkish? Evet, bu tanımın dışında bıraktığımız üç tane nokta var. Birincisi, böyle bir temel gelirin nasıl finanse edileceği ve farklı finansman sistemleri ülkeler arası değişebilecek bir şekilde çünkü kaynaklar farklı ve farklı finansmanlar farklı sosyal etkiler doğurabilir. İkincisi, bu temel gelirin var olan, halihazırda var olan sosyal güvenlik ve sosyal yardım sistemleriyle nasıl etkileşeceği, onların yerine mi geçecek yoksa onlarla beraber mi çalışacak? Üçüncüsü de bunun herkese mi verileceği, bütün yaş gruplarına mı verileceği yoksa sadece çalışan yaş grubuna verilip çocuklar ve yaşlılara daha az veya hiç verilmeyecek şekilde mi olacağı sorularını gündeme getiriyor. And so I'll just conclude by saying that I know that we have many speakers, so I don't want to take up a lot of time. You'll hear many reasons for why basic income is important to women. And to women's equality. And I'll just finish by saying that the most important thing that a basic income can do is level the playing field between men's and women's income. Now, income equality is not the only or the most, even maybe the most important aspect of gender equality, but it is a foundation for many other forms of gender equality, including equal access to employment, to education, to political participation, and to giving women voice within their families. Son olarak neden temel gelir kadınlar için önemli konusundaki katkısı Almaz Hanım'ın? En önemlisi kadın ve erkek arasındaki eşitliği sağlaması ekonomik alanda ve bu eşitlik gerek çalışma alanında, gerek eğitim alanında, gerek politikaya katılım alanında ve özellikle de hane içerisinde, aile içerisinde kadına erkekle daha eşit konuma getirecek bir özelliği olması açısından önemli. Okay. Çok teşekkürler Almaz. Thank you very much dear Almaz. Thank you for your contributions. Dear friends, I would like to share something in the screen very quickly. Okay. So this is our guest list. We will try to go one an international friend, one from a local friend. And we would like to continue with Benan Yazgan. She is the president of Women's Party. Değerli arkadaşlar, bir yurt dışından bir Türkiye'den katılma devam etmeye çalışacağız. Şimdi Benel Hanımefendi ile devam edeceğiz. Benel Yazgan, kendisi aynı zamanda Kadın Partisi'nin genel başkanı. Benel Hanım, mikrofonunuzu açar mısınız lütfen? Merhabalar, iyi akşamlar. Biraz önceki konuşmacı arkadaşımız aslında üç başlık altında gayet güzel özetledi. Kadınların vatandaşlık temel ihtiyacının ne kadar önemli olduğuna dair. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yoksulluk dünyada zaten kadınların en çok karşılaştığı olgulardan bir tanesi. Ve yoksulluk açısından kadınların bu kadar çok yoksullaşması şöyle kadın hareketi içerisinde yoksulluğun kadınlaşması diye de adlandırılabiliyor. Çünkü kadınlar hem iş hayatlarında hem çalışmadıkları zamanlarda ekonomik eziyeti çeken, zorluğu çeken bir grup, insan grubu. Ve kadınlarla erkekler eşit iş hayatında, eşit ve sosyal hayatta eşit olmadıkları için kadınlar her zaman biraz daha değil, bayağı bir geride hayatına devam etmek zorunda kalıyorlar.
iş hayatına başlarken üniversite mezunu olmalarına rağmen iş hayatına başlarken orada bile erkekler daha öncül olarak tercih ediliyorlar. Kadınlar meslek gruplarına göre daha ikincil tercih oluyor veya hiç tercih edilmiyorlar. Onun dışında çalışmaya başladıktan sonra terfi olaylarında da yine aynı şekilde kadınla erkek eşitsizliği hem maaşlarda çok bariz bir şekilde göze çarpıyor. Kadınlar daha az ücretle çalışıyorlar. Bazı iş kollarında kadınlar sigortasız çalışıyor. Hiçbir güvenlikleri olmadan çalışıyorlar ve çok az paralar için çalışıyorlar evlerine yardımcı olabilmek adına. Genelde dünyada kadınların baktığınız zaman bütün kadınların hemen hemen aynı durumda olduğu görülüyor. İş gücünde çok azlar, kadınların ev içinde yaptıkları hizmetlerde hiçbir zaman hesaba katılmadıkları için her zaman bir dezavantajlı grup olarak oluşturuyorlar. Şimdi vatandaşlık temel gelirine ilgi duyması Kadın Partisi'nin bir kadın hareketi içinden geliyor olmamız, kadınlar için eşitlik talebinde olmamız, gerek iş gerek sağlık, yani hem sosyal hayatta hem iş hayatında hem siyasette. Onun için biz bu vatandaşlık temel geliri projesine ilgiyle bakıyoruz. Çünkü aynı hemen hemen neredeyse yaklaşık bir şekilde aynı şeyleri savunuyoruz ve aynı amaçları gidiyoruz. Tam tamına aynı olmasa bile bizim de tabii bir takım soru işaretlerimiz var bu konuda. Nasıl yapılabileceğiyle, nasıl monte edilebileceğiyle ilgili ama netice itibariyle temel olarak bizim de çok ilgilendiğimiz bir konu ve bunun kadınlar açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Düşünün ki evde oturan bir kadın eğer biraz böyle bir... toparlayabilirsek efendim çok pardon. Geniş bir konu biliyorsunuz. Baştan tamam tabii çok haklısınız. Biz bu vatandaşlık temel gelirini destekliyoruz çünkü kadınlar için gerçekten şu anda önemli görünüyor ama biraz önce söylediğim gibi nasıl yapılacağına dair ciddi de endişelerimiz de var. Bu konu üzerinde de konuşuruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Nazım? Benim hanım said that she really supports Almaz's reasons for supporting basic income. Poverty is becoming a very particularly woman's issue. Because both when they are as part of the workforce and when they're not, it seems that they are in disadvantage and constantly lagging behind men. Even if they're a university graduate, for instance, men are highly preferred over women. Or like when they're part of a workforce, gender inequality pursues in salary, in promotion, and in insurance. While being a minority in the workforce, their work within the household is also not compensated, which leads to economic inequality. And basic income is particularly interesting because even if it doesn't come from the roots of gender inequality, battling gender inequality, it's working in the same direction, which is why we really support the basic income idea, even though we have some concerns about how it's going to be implemented and we want to discuss this further. Çok teşekkürler Nazım. Nazım, tercümeler sırasında da biraz daha compact yapabilirsen mutlu oluruz. Thank you very much. So our next guest is Alessandra Bianchi. She's from Belgium. She's also the chair of Universal Basic Income Europe. Bir sonraki konumuz Alessandra Bianchi, Belçika'dan. Aynı zamanda Evrensel Temel Gelir Avrupa isimli bir yapı var. Onun ben de üyesiyim şahsen. Bizim yönetim kurulu başkanı oluyor bir anlamdan sonra. Yani hoş bir hiyerarşik yapı değil ama. Dear Alessandra, would you please unmute yourself? Yes, hi. Okay, please, the word is yours. Thank you. Thank you for inviting me. And of course, I agree with everything that has been already said. I want to say something back to what Alma said about leveling the playing field. I think it's a very important concept and it's really clear that women are disadvantaged on this playing field. So what I want to say in addition to all of this is that basic income for me is a tool for freedom. You know, there is freedom of choice, freedom of doing and choosing
our own life, not only about occupation, but also about not occupation, I mean paid work, but also freedom to get out of difficult situations, get out of maybe violent situations, and having the economic power to actually sustain oneself and the family that those women might have, those children that they have in these violent or difficult situations, is a very, very important aspect of being able to survive and get out of these situations. So I think that the concept of freedom in UBI is very important also for the women, for the women journey and empowerment. And of course, there are so many things to say. I cannot say everything in 3 minutes, but I would say that, sorry? We can continue next time. Oh yeah, we can continue every day. I really love this. I have a picture, and this is really powerful for me, with so many women. I didn't participate in a Zoom meeting with so many women, and it feels really empowering. I think even only the faces that I can see on this screen is really great. But anyway, I think basic income as a tool for freedom is really important. And of course, unpaid work, care work, all the hidden work that we do constantly and with much more part. Sorry. Dear Alessandra, we have very, very limited time. Okay. Can conclude. No, I don't want to conclude. I think there is much more to say, and I look forward to hear what everyone has to say. Thank you. Very welcome. Thank you very much for your contributions. Yirna, the word is yours. Kadınların dezavantajlı olduğu apaçık ve önemli benim için önemli olan temel gelirin aynı zamanda hayatta seçim hakkı vermesi, sadece iş alanında değil, aynı zamanda kendini zor durumlardan, şiddet içeren durumlardan kurtarma ve bunu yaparken hayatını idame ettirmek için ekonomik güce sahip olma özgürlüğünü kadınlara verdiği için bence önemli. Aynı zamanda ekranda gördüğüm katılım gerçekten çok heyecanlandırıcı ve motive edici. Çok teşekkürler Nazlı. Şimdi, dear friends, we will continue with Mrs. Canan Arın. She's a lawyer and women's rights advocate from Turkey. Canan Arın hanımefendi avukat ve kadın hakları savunucusu kimliğiyle aramızda. Canan Hocam, mikrofonu açabilir misiniz lütfen? Açtım. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Ben aslında konuşacağımı düşünmüyordum ama sevgili Bener'in söyledikleri çoğuna katılıyorum. Ve biraz önce Alessandra'nın söylediğine de bütün kalbimle katılıyorum. Bu gelirin, ama ben bunu Almaz'ın da söylediği gibi community income diye düşünmeyi tercih ediyorum. Vatandaşlık diye değil. Dolayısıyla bu gelirin kadını özgürleştireceği, şiddet ortamından daha kolay kurtaracağı, kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayacağı. Çünkü düşünün ki 100 liralık bir gelir bile kadınları içinde yaşadıkları şiddet ortamından kurtarmak konusunda onlara bir destek oluyor. O nedenle bu konuda çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Umarım uzatmadım lafı. Çok süpersiniz efendim, süpersiniz. Çok teşekkür ederiz. Nazım? First of all, agreeing with everything that was said earlier on, I want to emphasize that I support a community basic income over a citizen because it's more inclusive, and I support basic income because I think it's going to be a liberating factor for women from especially violence. Çok teşekkürler. Dear friends, we will continue with dear Anya Askeland from Norway. She's a member of the BN Norway and also Mission Possible 2030. Değerli arkadaşlar, Norveç'ten Anya Askeland ile devam edeceğiz. Kendisi BN Norway, yani Evrensel Temel Gelir Norveç'in ve Mission Possible 2030 isimli bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgilenen bir yapı var. Onun üyesi. Dear Anya, would you please unmute yourself? Yes, and thank you very much for the invitation. And
Lovely to see you all. We are really in a special time in the history now, I think. I agree to everything that has been said. And I would like to point to this about that we need to think about the value of the care work. It seems like when I see in my own country that we are not valuing care work before it is an economic transaction connected to it, like care for children. If you put the child in a kindergarten, the workers there get paid, you know. But caring for a child at home is not seen as valuable. At the same time, our prime minister is asking women in Norway to get more children, you know. So there is clearly a hole there. So in a way, perhaps the woman should kind of ask for payment for the dinners they are served or the clothes they are washing in the home, just to show the value of the caring work. That was just the point I wanted to put in, because in the economy it's invisible. So we need to. Yeah. Thank you very much, Diranya. Nazım. Benim için önemli olan çocuk bakımının özellikle ekonomide varsayılması. Şu anda görünmez bir emek var. Fakat bir çocuğu mesela anaokuluna götürüp orada bakılmasını istediğiniz zaman bunun bir ekonomik karşılığı var. Bunun evde kalan kadınlar için yapılmasını gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de kadınlara daha çok çocuk doğurmaları teşvik edilirken devlet tarafından buradaki boşluk kapanmalı. Çok teşekkürler. Fatoş Adiloğlu hocamız Kıbrıs'tan katılacaklar ama Fatmas yeni iPhone diye bir account var. Bir de Fatma Akay var. Acaba hangisi? Emin olamadım. Mesela birini deniyorum. Peki şu anda burada değil galiba. Hilal Dokuzcan hanımefendiyle devam edeceğiz. Kendisi Ortak Yaşama Gelişme Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi. Dear friends, we will continue with Hilal Hozcan. She is a member of the Foundation for Improving Common Life from Turkey. Hilal hanımefendi, Sayın Dokuzcan mikrofonu... Buradayım. Lütfen, evet, açık. Buyurun efendim. Herkese vakfım adına iyi akşamlar ve sağlıklı günler diliyorum. Vakıf olarak da vatandaşlık temel geliriyle ilgili yakından ilgiliyiz ve özellikle kadın çalışmalarında dört ana grupta özetleyebileceğimiz eşitlik, yani adil ve eşit bir toplumun ön koşulu olarak eşitlik kavramı, kadınların siyasi kararlara katılımı ve o süreçlerdeki temsili, bir ortak yaşam kültürü olarak bu kültürün yaygınlaşması ve demokrasi kavramı ve tabii ki erkek ve kadınlar arasındaki bölgesel, küresel ve ulusal alanda eşitsizliklerin giderilmesi. Şimdi Benayon'un bahsettiği yoksulluğun kadınsılaşmasından 2004 tarihli çalışmalarımızda önümüze gelen bir ILO raporunda şöyle bir veri vardı. 550 milyon, dünya üzerinde 550 milyon kişi günlük 1 doların altında para kazanıyor ve bunun %60'ı kadın. Aynı zamanda son süreçte, pandemi sürecinde bundan en büyük etkiyi ekonomik anlamda gören yine kadınlar. Dolayısıyla diğer taraftan gene bir iki arkadaşımız ifade etti. Kadının görünmeyen bir emeği var. Dolayısıyla aslında vatandaşlık temel gelirinin içindeki tartışmalarla beraber aslında insanlığın kadına olan borcunun ödenmesi gibi tanımlayabiliyoruz ve bunu tartışıyoruz aslında. Evet. Yani kadınlar aslında alacaklı ve bu zaten de verilmeli. Vatandaşlık temel geliri de bunun bir modeli aslında. Bu açıdan bakmak gerekiyor. Aynı zamanda kadınlar yoksulluğun sonuçlarını çok daha farklı şekilde yaşıyorlar. Ve gene şu an bir verim daha vardı. Şu an dünyada neredeyse nüfusun yarısı günlük 5,5 dolardan daha az kazanıyor. Bunun etkileri de kadını hem ekonomik anlamda, hem eşitsizlik anlamında, hem de şiddet anlamında
vuruyor. O yüzden bu açıda yapılacak bütün çalışmalara açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Ali Mutlu Bey, size de teşekkür ederiz, arkadaşlarınıza da. Efendim, teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, zaman baskısı sizinden arada böyle... Ya bitirdim zaten. Çok teşekkürler. Bitirdim. Nazım, word is yours. Yeah. We're interested in basic income as the foundation I'm representing for three reasons: equality in terms of justice, participation in democracy, and gender inequality in general. There are 550 million people on the earth are earning below a dollar a day, and 60% of these are women. And there is an invisible work, as people said, by women that are not being compensated. And I see basic income as a form of repaying the debt that society already owes to women. And this will help combat inequality and violence. Thank you very much. Our next contribution will be from our dear friend. She's a senior UBI advocate, Barb Jacobson from UK. She's the executive committee member of Basic Income Earth Network and also board member of Basic Income UK and also founding chair of Universal Basic Income Europe. Dear Barb, please unmute yourself while I'm introducing you in Turkish. Değerli arkadaşlar, bu aşamada Barb Jacobson'dan katkısını isteyeceğiz. Kendisi Temel Gelir Dünya Ağı'nın yönetim kurulu üyesi. İngiltere'deki Temel Gelir Ağı'nın yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Bir de Evrensel Temel Gelir Avrupa'nın da kurucu başkanı. Yani Alessandra'nın yönettiği şu andaki yapının başı. Dear Barb, please unmute yourself. Okay, got it. Yeah, thank you. And thank you, everyone, for attending this meeting. It's really fantastic to be with so many people and talking about an issue which has been dear to my heart for the last sort of 35 years or so, or even longer. I just wanted to say, I mean, I, you know, agree, of course, with what people have said before. But I just wanted to provide a little bit of history. There was a statistic that came from the International Labour Organization back in 1975, which said that women do 2/3 of the world's work for 5 or 10%, depending on who quotes this, 5 or 10% of the world's income and own less than 1% of the world's wealth. Now, this figure may have changed somewhat in the intervening times, but I do feel that women in particular are taking the burden of this crisis in unpaid work, and that the arguments around unpaid work, which is something that we militated about in the Wages for Housework campaign back in the 1980s, I think there's still an issue. Society does not look after people for doing work that they really want to do so much that they do it for free. And whether that's for love or whether that's because they have community feeling or they really want to look after the environment. I think we really need the reason that I really support basic income, as well as the other reasons that have been mentioned before and which I'm sure will be mentioned after me, is to really kind of highlight and support the kind of unpaid care work that mainly women do, and hopefully with a view that men will do more of it too. That's one thing that we wrestled with quite a lot in the women's movement back in the 1970s and 1980s, was how do we get men to do the housework? All right, and for many feminists, the answer was, oh, we just have to change their attitude. All right, well, after many, many years of doing this, and working with many very, very fine men who wanted to do many things and were helpful in many ways, I still feel that the only way to get men to really share that burden of work, that unpaid work, is through a basic income and through the recognition that that work really needs to be done for us to carry on as society and carry on as a species. Thank you very much, dear Barb. Okay. I guess you concluded, did you? Yeah, I can always say more, but yeah, I know. I want to make things easy on Nazlı. Thank you very much. Maybe we can hear the Turkish translation from Nazlı. Remember her from... Yeah, totally. Yeah, no, it's great to see you. Okay, Nazlı, Barb.
30-35 yıldır benim için önemli bir alan ve sizlerle beraber olmak çok güzel. Birazcık tarih vermek gerekirse, Uluslararası Emek Örgütü'nün bir çalışmasına göre kadınlar dünyanın işinin 1/3'ünü yapıyorlar. Gelirin %5 ila %10 arasında kazanıyorlar. Varlığın ise %1'inden daha azına sahipler. Ve kadınlar bu karşılıksız işin yükünü taşıyorlar. Çünkü gerek sevgi olsun, gerek topluma bağlılık olsun, bu işi karşılıksız olmaya yapmaya meyilliler. Ve temel gelirin başka bir özelliği de bu bakım işini karşılıksız değil, değerli bir hale getirdiğimiz zaman erkeklerin de aslında nasıl bu rolleri paylaşabileceğine katkı sağlamış oluruz. Çünkü bu işin gerçekten değerini de öne çıkarmak için bir faktör olacağını düşünüyoruz. Okay, thank you very much. Burada ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Özellikle Türkiye'den katılan arkadaşlarımızın bazılarının isimleri net olmadığı için yakalayamıyorum. Sayın Fatoş Adiloğlu, Sayın Hüsnü Güngör ve Sayın Jale Özgen Türk şu anda ve Sayın Serpil Yılmaz ve Sayın Zeynep Nurfeşen Ağrı. Bu beş arkadaşımızı şu anda ekrandan göremediğim için mikrofon ayarlamalarını yapamıyorum. Şimdi Sayın Meral Sağır Öztoprak'la devam edeceğiz. Profesör hocamız uzun zamandır bizi çok sıkı destekliyor, sağ olsun. Sayın Öztoprak, siz mikrofonunuzu açarken ben size İngilizce takdim edeyim. Dear friends, our next contribution will be from Professor Dr. Meral Sağır Öztoprak. Okay. Sayın Öztoprak, mikrofonunuzu açar mısınız? Evet, iyi akşamlar. Açıkçası söz almayı düşünmüyordum. Fakat ilgiyle başından beri takip ediyorum. Olabilirliği konusunda da kafa yoruyorum. İtiraz etmek mümkün değil. Bu sürdürülebilir bir eşitsizlik değil. Çıkış noktası ister demokrasi olsun, ister adalet olsun, cinsiyet eşitliği olsun. Her nereden baksanız sürdürülebilir bir büyük, sürdürülemez bir büyük uçurum var gelir konusunda. Ve bu hiçbir tarafı mutlu etmeyecek bir tablo. Yani gelir bakımından iyi durumda olanları da mutlu etmeyecek, tıkanacak bir tablo. Sadece şimdilik bu kadar söyleyeyim ama üzerinde çok ciddiyetle düşünüyorum. Bütün çalışmalarınızda dikkatle biliyorsunuz takip ediyorum. Ben de kafamda bir olabilirliği konusunu değerlendirmeye çalışıyorum. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Değerli hocam, çok teşekkürler. Katkınızı hep aldık, sağ olun. Nazlı? You're saying that it is not a sustainable inequality that we have from every aspect, whether it be gender specific, outside of gender, just general inequality, participation in democracy. And we're really seriously interested in the work that's being done and specifically focusing on weighing the feasibility on this and thinking a lot about this. Okay, thank you very much. Değerli arkadaşlar, şimdi Güney Amerika'ya doğru kayacağız. Bruno Augusto, Presivitas Institute'den. Dear friends, our next contribution will be from our dear friend Bruno Augusto from Brazil. Dear Bruno, would you please unmute yourself? Hi. Hi, everyone. Thank you very much for the invitation. And of course, I also agree with everything was talking here, and I want to bring to you all more a picture of the practical thing, because I don't know if everybody knows, but I manage projects since 2008 where we pay the basic income in a community here in Brazil. So it's 80 person that receive the basic income. And since these 12 years of projects now, we saw this happen, this empowerment, this changing. It's not only material changes. We start to see the psychological changes when you give the basic income, because the basic income is not only money, it's a credit. And when you credit in a person, they start to feel more empower and the self-esteem start to grow. And this cycle, it's very, very strong, because when I go in the project and I get inspiration from them, they get also inspiration from me, because I am as a woman going there, doing a social work, doing in the field,
staying there 3-4 times a week, spending the whole day and studying and doing this sharing of the theoretical with practices, explain to them what the Basecamp is and the concepts and everything. And they also get this knowledge to them and transform the community itself. It's so beautiful to see that. So, and this also what I give to them, they also give it to me. So, and you can see this much stronger in the women and the girls, much stronger, because the self-esteem is very low. They don't want to do nothing, you know, because they don't have the perceptive of the future in the beginning. Mm-hmm. After the project, they start to see that it's possible, a new future, the opportunities, it's open to them. And this is so beautiful to see. And now we have the second generation of the projects. The girls that I used to know, they have 10, 15 years. Now they start to having babies. So the kids, other kids start to come. And these changes in the communities also happen in these mothers. Now they are mothers and passing this knowledge also for their kids. Okay. And this is a very strong and powerful tool to empower women. So thank you very much, dear Bruna. Thank you very much. Nazım, would you please translate to Turkish? Ben temel gelirin pratikleri hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü 2008'den beri Brezilya'daki belli toplumlarda bu konuda çalışmalar yapıyorum, saha çalışmaları. Ve gerçekten gördüğümüz güçlenme sadece materyal alanda değil, aynı zamanda psikolojik anlamda. Sadece para değil, bu insanlara bir kredi, bir kendine güven sağlamış oluyoruz. Ve çok güçlü bir döngü, çünkü onlardaki etki görünce biz motive oluyoruz, onlar da daha çok güçleniyor. Ve orada birebir olmak, teoriyi pratikle birleştirebilmek ve bu teori konsepti insanlara anlatmak, bu bilgi bile çalışma yaptığımız toplumları dönüştürmeye yeterli oluyor. En güçlü de bu etkiyi kadınlarda gördük. Ve özellikle de bu bilginin nesiller arası aktarıldığını ve yeni doğanlardaki iletişime şekillerinde de kendini gösterdiğini fark ettik. Çok teşekkürler. Bu arada Nazlı benim kızım, o yüzden Nazım diyorum. Nazım, bir sonraki slotta sana da yer vermişiz. Bir katkı vermek istiyor musun? Tabii. Ben bir şey planlamamıştım ama şöyle diyeyim. Benim için açıkçası özellikle bu yurt dışında basic income'la ilgilenen insanlarla tanışmak çok etkileyici olmuştu. Lise yıllarımda babamla beraber dahil oluyordum. Sonra Stanford'a geldiğimde bu işin burada da bir laboratuvar kurulduğunu ve burada da sağ çalışmaya devam ettiğini gördükçe daha çok ilgilenmeye başladım ve gerçekten büyüyen ve şu anda iş alanına atılmaya başlamış biri olarak kadınların eşitsizliğini şimdiden görebilmek maalesef bana nasip oldu. Ve bu açıdan da gerçekten temel gelirin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bütün çalışmaları destekliyorum, yakından takip ediyorum, öyle diyeyim. In English, I first met Basic Income when I met Barb and Valeria in like one of the meetings that I went with my dad, and I was really really interested in it. And then I came to Stanford and realized that there was a Basic Income lab here and started following like their work as well, their field work. And I think as a person who's about to go into workforce and unfortunately sees the gender inequality in the field I am in right now, I think that combining that with like my ideas of basic income, I'm even more interested in pursuing this in the future as something that I want to support. Peki, çok teşekkürler. Bundan sonraki katkı uzaklardan bir yerden geliyor, Çin'den gelecek. Fakat şu anda orada saat gece 2-3 veya 4 tam bilemiyorum, hesaplamadım. O yüzden bir video kaydı paylaşacak. Fuyu Cheng, kendisi Çin politika bilimleri, siyaset bilimleri ve hukuk fakültesinde, hukuk üniversitesi, Çin siyaset bilimleri ve hukuk üniversitesinde öğretim üyesi. Aynı zamanda Çin'de temel gelir konusunda bir ağ oluşturmaya başlamışlar, bir web sayfaları var. Dear friends, now we will receive the contributions from our dear friend Fuyu Cheng.
She's from China. Unfortunately, this time of the day is very early or after midnight in China. So we will hear her contributions from a video recording. Let me share the video recording. Dear participants, I'm Fei Cheng from China. I'm very honored to be here to share some of my viewpoints about basic income. I think we are entering into a new social contract. Every technological progress brings human beings into a new era. Every society must reshape its social policy to accustom to the changes. Çok affedersiniz, sesi açmayı unuttum galiba. Daha sesi açtım da. Duyuyoruz. Ama dolaylı geliyordu, şimdi direkt gelecek. Bir saniye efendim. Çok affedersiniz. Okay, burada. Okay. Dear Fruvi, word is yours. Dear participants, I'm Fruvi Cheng from China. I'm very honored to be here to share some of my viewpoints about basic income. I think we are entering into a new social contract. Every technological progress brings human beings into a new era. Every society must reshape its social policy to accustom to the changes. The new social contract we are facing has some unprecedented characteristics. First, automation brings massive unemployment and creates very limited new jobs. But most of these new jobs are not good jobs, they are gig jobs. Second, we're in a deeper globalization than any time before. We are so dependent on remote strangers. We are connected. Without them, we are nobody. But we never care about each other. So, all the technological progress brings us big, but it's not shared equally among people. Some are lucky enough and others are trying their whole lives to make a living for their family. Fourth, the earth doesn't allow all the people to pursue the high growth rate all the time. There is a limit to our environment. In the first transformation of social policy, social assistance system formally emerged as the public expenditure. The government took the responsibility from the hands of churches and private charities. The second transformation of social policy, industrialization, occupied the center of the cities. The government provided a social insurance system to benefit the full-time employees with a stable job all their lives. But now, the gig economy cannot guarantee everybody a stable job throughout their life, whole lives. They didn't even know their employers. They switch working all the time and their income is not stable. So the current social insurance system is not enough any longer. They need the income not only from their direct labor, but from technology, from remote strangers, from the lucky ones. For example, in China, the government just helps 100 million people out of absolute poverty of $1.5 per day. At the same time, there are 600 million people in low income of $150 per month or $5 per day. At last, I want to say some words about basic income and woman movement. Man and woman are different from the beginning. For example, man has more strength and a woman can give birth to a baby. The income system rewards man more than woman. If we have basic income, women can benefit more from it. Then we can have more choices, more freedom, and a better life. So as women, we should support basic income naturally. That's what I'm sharing with you today. I think this event will be very beneficial to both women and the UBI movements. We should continue to communicate and interact. Thank you for your attention. Thank you very much, dear Fruvi. Çeviriyorum. Nazım.
Evet. Çin'den katılıyorum. Adım Free Cheng. Şu anda yeni bir sosyal kontrata adım atıyoruz. Teknolojik gelişmeler var ve bunu takip etmesi gereken sosyal politikalar var. Birincisi, otomasyon işsizlik doğuruyor. Çok az ve kısa süreli işler yaratıyor. İkincisi, küreselleşme dış faktörlere bağımlılığı artırarak her şeyi dengesizleştiriyor. Üçüncüsü, teknolojinin getirdiği büyük varlık paylaşılmıyor. Bir kısım her şeyi alırken bir kısım hiçbir şey kalmıyor. Dördüncüsü de çevresel kısıtlar var. Mesela bazı bölgeler çevresel teknolojinin getirdiği çevresel etkilerden olumsuz etkileniyor. Çünkü dünyanın çevresel kapasitesi limitli. Devletin bu konudaki etkisi birinci dalgada sosyal yardım şeklinde oldu. Devlet mesela gönüllülüğün yerini aldı. Ondan sonra sosyal güvenlik sistemleri yerine getirildi. Fakat şu anda var olduğumuz prekarya ekonomide bunlar yeterli değil. Çünkü çok fazla güvensizlik var. Mesela Çin'de hükümet 100 milyon insanı $1.5 fakirlik limitinden kurtarıyor. Fakat yine de hala 600 milyon insan 150 gün bir data yatlıyor. $1 günde $5. Günde $5. Kadınlarla ilgili yaptığı noktada kadın ve erkekler arasında fiziksel farklar olduğu açık. Erkekler fiziksel olarak daha güçlü, kadınlar ise doğurabiliyor. Fakat şu anki gelir sistemi erkeğin katkısını daha çok ödüllendiriyor. Temel gelir olsa kadınlar da bundan faydalanabilir ve doğal daha fazla seçim hakkı, özgürlük ve iyi hayat fırsatı kazanırlar. Bu sebeple kadınlar olarak biz temel geliri doğal olarak desteklemeliyiz. Bu etkinin de kadın ve temel gelir için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İletişime ve etkileşime devam etmeliyiz. Çok teşekkürler. Çok önemli bir katkıydı. Kendisi 5-6 ay, bilemedim 8 aydır sanıyorum toplantılara katılıyor. Onlarda görüyoruz. Şu anda belki de seyrediyor. Fakat olduğu ortamda konuşma şansı yoktu. O yüzden video kaydıyla katıldı. Her contribution was very valuable. Our Chinese friends are attending our meetings since 7 or 8 months. And thank you. Thank her a lot. Next contribution is from, again, Turkey. This time, our dear friend Nilüfer Akak'tan from Istanbul Solidarity Platform. She is the chair of this platform. Değerli arkadaşlar, şimdi de Sayın Nilüfer Akak'tan'ın katkısını alacağız. İstanbul Dayanışma Platformu'nun başkanlığını yürütüyor. Sayın Akak'tan, mikrofonunuzu açar mısınız lütfen? Açtım değil mi? Tamam. Evet. Öncelikle katılımcı arkadaşlara ve bize bu fırsatı veren sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu teşekkürüm de sevgili Nazlı'ma. Harikasın canım. Şimdi yabancı konuklarımızı da düşünerek bir cümleyle olaya girmek istiyorum. 1923-1938 Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçtiğimiz bir dönemdir ve bir mucizedir, olağanüstü bir atılımdır. 5 Şubat 1923'te de İktisat Kongresi'nden önce 500 kadınla bir toplantı yapmıştır Mustafa Kemal Atatürk ve kadınsız kalkınma olmaz demiştir. Şimdi böyle bir lidere sahip olan Türk kadınları olarak da biz de diyoruz ki şimdi vatandaşlık temel geliri sizin de en başta söylediğiniz gibi para dağıtmak sadece para dağıtmak değildir. Hayır diyebilmedir. İnsanca bir yaşam hakkıdır. Bu bence bu şeyin özeti, bugünün özeti diye düşünüyorum. Türkiye'de tabii diğer ülkelere nazaran çok farklılıklar gösteren çok özel bir ülkedir. Bölgeler arası da çok farklılıklar vardır. Şimdi birkaç yıldır da 5 milyon gibi de bir Suriyeli geçici koruma altına alınmıştır. Bu şartlar altında olaya biz de daha farklı bakmak zorundayız. Kadını güçlendirmek de temel prensip olurken kaynakların devamlılığı ve bu da büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Eşit dağıtım kadar eşit temsil de çok önemli. Dünyada da küreselleşme ve ulus devletler arasında gizli bir ve büyük bir savaş olduğunu düşünürsek işimiz çok zor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür efendim. Nazım, Nilüfer. Between 1923 and 1938 was a transition of Turkey into a republic.
And on February 5th, 1923, before the Economic Congress, Atatürk had a meeting with women and said that there would be no progress without women. Now, in this context, we said that basic income is not only giving money, it is the ability to say no and the right to live decently as a human. Turkey is very different than other countries and also has diversity within its regions, and also has the 5 million Syrian refugees under its protection right now. So in this case, sustainability of resources are going to be a problem that we need to tackle. We need equal spread, but also we need equal representation. And we should just think of this problem in the context of like Turkey as a country in the international world. Nazlım, çok teşekkür. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, bu aşamada Macaristan'dan bir katkı olacaktı Eva Maria Langer Dombradi. Fakat bir aksilik oldu, katılamıyor. Kendisi yerine Zita Stockwell katılacak. Macaristan'daki Temel Gelir Birliği'nin başkanı Zita, Eva Maria başkanlarıyla. Dear friends, at this stage we were expecting a contribution from our friend Eva Maria Langer Dombradi. But unfortunately, she couldn't join us, but from the same association, First Hungarian Basic Income Association, our dear friend Lisa Stockwell, she's also the vice chair of this association, she will give her contributions. Dear Zita, please unmute yourself and yes. Good evening, everybody. I'm so impressed with all the young ladies. It's absolutely wonderful to see that everybody is so positive and so fighting spirit. But what I, you know, sort of have been here, we have been mainly elderly people, you know, obviously with pensions and fighting for, you know, this age, like Nazlı, who is absolutely super as a translator. What we find here in Hungary in 18 months, only three, you know, sort of men, and the other 15 who are the dying, who are like Eva Maria, you know, sort of doing the work, they are women. So the women are fighting for equality, which in Hungary is rather difficult, slightly the same way as Turkey. And, you know, in some ways, now is the housework, no child, you know, sort of care is appreciated. What we find here is that, you know, really what we have organized already here, some of the conferences were all attended very well by men. But as you say, we don't have equality still. And, you know, with UBI, we hope that we are going to achieve something in the future, and maybe with all the international, what I call, you know, sort of getting together with the women, we are going to have some chance. Let's hope that it will be. And I'm sorry that Eva Maria can't be here because she's a real fighter. Keep on fighting, everybody. Thank you. Thank you very much, Nazım. Buradaki pozitif enerjiyi görmek gerçekten çok güzel. Biz 2011'den beri bu organizasyonun parçasıyız, bu organizasyonu kurduk. 18 üyemiz var, yalnızca 3'ü erkek. Erkek katılımı gerçekten düşük ve bu uğraşı gerçekten kadınlar götürüyor temel gelir altında. Ve bu da aslında kadınlar ilişkisi açısından önemli bir nokta bence. Uluslararası paylaşımları görmek çok güzel. İleride etkileşime devam etmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Bu arada yine bir duyuru yapmak istiyorum. Sayın Fatoş Adiloğlu, Sayın Hüsnü Güngör, Sayın Jale Özgen Türk ve Sayın Serpil Yılmaz. Şu anda göremiyorum isimlerinizi. Eğer farklı bir isimle gözüküyorsanız düzeltebilirsiniz veya chatbox'a bir mesaj atarsanız veya beni ararsanız çözmeye çalışalım. Şimdi sırada Türkiye'den yine bir katılım var. Nilüfer Kilit Hanımefendi, kendisi Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma Geliştirme Kültü ve Yerme Derneğimizin üyesi. Ve herhalde 4-5 yıldır etkinlikte bize beraberiz. Sayın Kilit, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Bu arada ben sizi yurt dışındaki misafirinizi takdim edeyim. Dear friends, now we will receive contributions from our dear friend Nilüfer Kilit. She is a member of our society, Citizens Basic Income Research Development Culture and Dissemination Society. And she is an UBI, or for UBI, or in Turkey we call Citizens Basic Income, for CBI activists since several years. Nilüfer Hanım, Sayın Kilit, mikrofonu açar mısınız? Bilmiyorum şu anda ama. Açık geliyor mu sesi? Evet, evet, buyurun. Bütün katılımcılara iyi akşamlar diliyorum.
kadın ve vatandaşlık temel geliri sohbetlerinin devamında kadını konuşuyoruz. Katılımcıların çoğu aşağı yukarı söylemek istediklerinden fazlasını söylediler. Fakat bir Brezilya örneği pratiği, teorikten pratiğe geçişini ve öncelikle kadınların tepkisinin yüksekliği çok güzel. İnşallah ülkemizde de böyle bir şey görürüz. Burada benim en fazla önemsediğim kadının ev içi bakım, hizmetinin, emeğinin karşılığının olmaması. Ama vatandaşlık temel geliri gibi hem ekonomik hem birey olma, birey olduğunuzun karşılığı, ekonomik özgürlük, onurunuzla karar verebilme, karar alma mekanizmalarına katılımınızla size seçenek olarak tekrar döneceğini düşünüyorum. Bütün çalışmacılara, emek verenlere teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Nazlı Top, sen de. All the contributions were great. I was especially impressed by the Brazil example of theory put into practice, and hopefully we'll see the same in Turkey. I care the most about the household care work that isn't compensated that women are doing. Basic income will provide economic freedom, individuality, and also honor and decency and the freedom to decide to women, which is very important. Çok teşekkürler. Bu arada arkadaşlar bir mesaj geldi. Şunu ifade edeyim. Eğer bundan sonraki etkinlikler gibi bilgi almak isterseniz ve size ulaşamadıysak daha önceden e-posta adresinizi chatbox'a paylaşırsanız çok memnun oluruz. Ve böylece irtibatlanmış oluruz. Şimdi yine Güney Amerika'dayız. Bu sefer Şili'den bir katılım. Gabriela Cabana. Kendisi Şili Temel Gelir Alanı'nın üyesi. Bir de Şilince bir ismi olan bir yapı daha var. Fakat o metinlerde sizinle paylaştık. Onun katkısını alacağız. Dear Gabriela, Gabriela Cabana from Chile. She is a member of the Chilean Basic Income Network. Dear Gabriela, would you please unmute yourself? Yes, can you hear me? Yes, please. Hello, Ali. Hello, everyone. Thank you for the invitation. I really love this conversation. It's so amazing to have different perspectives. And I just wanted to bring a brief reflection from my recent experience in Chile. As maybe you have heard, we are in the middle of writing a new constitution. And it was actually a movement led by women that managed to make the assembly that is going to write that constitution the first one to be equal in the amount of men and women that are going to be there, which is a huge achievement of the feminist movement. We also have in many places in the country environmental protection movements being led by women. Women many times are the ones that get together because they, you know, they take care of their families, they take care of their loved ones, and they are the first ones to know when something is going wrong, and they organize and they fight back to try to defend their lands and their people. And I say this because I think there is a natural alliance, at least for what I see here in Chile, between movements being led by women and feminist movements and the proposal and the advocacy for a UBI. And I really would like to see, you know, this convergence of struggles to move into a care-centered society. We have talked a lot about care, and I think we agree that care is one of the key steps that can take us out of our model that we know is not working anymore. No one is buying that anymore. And trying to move into a care-centered society, I think, could be maybe the next struggle of women's movement, and using also this liberation of women as a way of reaching to a more free and equal society. So really, that's what I wanted to share from the experience of what I have seen here from Chile. And even though here maybe UBI in itself is still a very new topic, it's not very spoken about yet. Whenever we have discussed this, especially with women, there is an affinity and there is really an openness to include UBI in the wider spectrum of struggles for care. So that's what I wanted to share with you tonight. Thank you very much, dear Gabriela. Nazım, word is yours in Turkish. Farklı bakış açılarını görmek çok güzel. Ben Şile'deki deneyimimi dile getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi burada yeni bir anayasa yazıyoruz ve kadınlar tarafından, kadınların başını çektiği bir hareketle
Bu anayasayı yazan meclisin yarısının kadın yarısının erkek olmasını sağladık. Çok büyük bir başarı bu. Burada çevre hareketlerinin de başını kadınlar çekiyor. Ve buradaki ortak gördüğümüz şey bakım işi kadınlar için çok önemli. Çok değer veriyorlar ve aynı zamanda toplumda herhangi bir şey yanlış olduğunda da bu konuda savaşmak isteyenler de her zaman kadınlar. Kadınların ve feminist hareketlerin temel geliri avukatlığıyla, işbirliğini Şile'de de görmek çok güzel. Ve biz değer ve bakım merkezli bir topluma gidiş istiyoruz. Ve temel geliri de bunu sağladığı için buradaki feminist hareketler çok sıcak bakıyorlar temel gelir fikri ne kadar yeni olsa bile. Ve temel geliriyle kadınların özgürlüğü daha özgür, daha eşit bir toplum sağlayacağımız ve bakım ve değer merkezli bir toplum modeline geçeceğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Okay. Şimdi Türkiye'den bir katkı. Nursan Ünal hanımefendi, kendisi aslında Demokrat Parti'nin genel idare kurulu üyesi ama aynı zamanda temel gelirle ilgili çalışmalarımızı en az 3-4 yıldır ben biliyorum. Sık destek verdi bize, sağ olsun. Nursan abla, siz mikrofonunuzu açarken ben sizi takdim edeyim İngilizce olarak. Our next contribution will be from our dear friend Nursan Ünal. She is a member of the General Executive Board of Democrat Party, a political party. Again, the second politician. Or in fact, there are a few more, but at the moment she is a member of the General Executive Board of Democrat Party. Nursan abla, buyurun efendim. Sesim geliyor herhalde, değil mi? Evet efendim. Bütün katılanlara sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Konu hakikaten hepimiz için, biz hanımlar için özellikle çok önemli. Ben her şeyden önce bir eczacıyım. Benim mesleğim eczacılık. Ben 35 sene eczacılık yaptım. Dolayısıyla halkla çok iç içe. Özellikle tabii ki bütün eczanemize gelen her kadın erkek fark etmeksizin çok iç içe olduk. Ama özellikle kadınlarla bir hanım olarak son derece paylaşma yapabilme imkanımız oldu. Ve de bugüne kadar gördüğüm her konunun altından ekonomi çıktı. Maalesef kadınların ekonomik güçsüzlüğü çok farklı noktalara kadar gidebiliyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. OECD ülkeleri arasında sosyal harcamada sondan ikinciyiz. Sosyal harcama ne demek? Kitap, gazete okuma, sinemaya gitme, arkadaş toplantısı vesaire. Gene bu ülkeler arasında en pahalı ülkeyiz Türkiye olarak. Ama %70 vatandaşımız bu arada geçim sıkıntısı çekiyor. Malum kadın annedir, eştir, kardeştir, dosttur. Hayat ortağıdır. Bu kadar önemli yükleri, görevleri olan kadının bir de ekonomiye katkısını alabilseydik eğer bugün çok farklı noktalarda olabilirdik. Geçmiş zamanda yapılmış bir araştırmanın verilerine göre %49.8'i kadın ama istihdam edilen kadın %26.7. Dolayısıyla bazı işlerde kadınlar düşünülmez. Onlar evde otursun, çocuk yapsınlar, yemek yapsınlar, evin düzenini korusunlar, eşlerine destek olsunlar gibi düşünülüyor. Ama kadınların çalışma hayatına tam zamanlı katılmasıyla %6'lık bir artışla %6 katılmasıyla %15 yoksulluk azalıyor. Çok enteresan bir oran. Aslında kadınların katılımını, yoksulluğu azaltmak için dahi istememiz lazım. Dijital ortamda bu sade şu sıralarda hepimizin bildiği gibi kaybolacak meslekler var. Dijital ortam son derece yaygınlaştı. Kadının kaba kuvvete, kas gücüyle önem kazanan ve de her yerde rekabet edemediği işlerden uzakta başka noktalarda empati gücüyle ve de yeni gelişecek mesleklerde çalışkanlığı, becerikliliğiyle, düzeniyle fevkalade etkili ve yetkili olacağı kanaatindeyim. Bu manada vatandaşlık temel geliri topluyorum. Vatandaşlık temel geliri konusu eğer yerleşmiş olsaydı belki de bugün bir sürü eksik giderilmiş olacaktı. Özellikle kadınlar açısından. Kadınları değerlendirmek çok önemli. Elbette bütün vatandaşlar için geçerli ama vatandaşlık temel geliri sanırım kadınlar için ekonomik bağımsızlık, hürriyetli
becerebilmeleri ve bir sürü konuda becerilerini gösterebilmeleri yönünde çok faydalı ve etkili olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkürler. Nazım. It's a very important topic for us women. I'm a pharmacist and I've been exposed to a lot of women's stories and I've observed that all the underlying causes for those stories are usually economic disadvantage, lack of economic power. There are a lot of citizens in, troubled of sustaining their lives. And women have so many responsibilities within the household. We wish we could have their economic contribution. 26.7% of women are being, only 26.7% of women are being employed. And some types of work are just excluded, exclude women, and they are morally assigned domestic roles. But we will see if we had only a 6% increase in women inclusion in the workforce, we would have reduced poverty by 15%, which is an incredible improvement. Luckily, the jobs being lost due to automation are those that require muscle power and disadvantaged women and advantaged men. But the jobs that are being created with automation are those that require empathy and that like less physical work, which actually could be a good thing for women. And we really want to have basic income so that women can get economic freedom and liberty. Çok teşekkürler. Dear friends, we will continue with Gerda Palmadottir's contribution. She is from Iceland and she's a member of the UBI Iceland or GIFA Iceland. But unfortunately, she will not be able to be present in our meeting. So Nazlı will read her contribution on behalf of her. But let me, Nazlı, are you ready? This is Gerda, right? One second. Gerda. Her photo is, yeah, Gerda. Okay. Okay. Hi, my name is Gerda Palamadottir. I'm the chair of GIFA, the UBI movement in Iceland. Thank you for inviting me to participate in this discussion. I have to tell you that one of the first most charming and loved rapper in Iceland is half Turkish. He's also my nephew, so we might have some joint relatives, who knows. Somehow through loving him, Turkey has moved close to the heart of the Icelandic people. We're only 350,000 and therefore only a micro sample of the world's economy, but carrying all the same time international symptoms of corruption. Women in Iceland are very independent and considered the most liberated women in the world, but financially still an underdog. In my view, UBI is hitherto the only logical measure to secure humanity's future on this planet. Being born into society is obligatory, no negotiations offered. However, nobody will survive living in it without a universal basic income. UBI abolishes sexual discrimination, confirming that men and women cannot live without each other. They are the base of humanity, which will not survive without either of them. It takes males and females' joint qualities to build and secure prosperous societies. Universal basic income is not a charity in any form or a handout, nor it is free money. UBI is the government's means to pay society's due dividend of their earned income derived by their investment in their social structure, including the educational system, the knowledge industry, upon which every single company and establishment is based. UBI will not only abolish discrimination that breeds poverty, but also create a base for prosperity, which automatically releases human creativity to self-supporting, which will hinder poverty to manifest in societies worldwide, allowing women, who just like all human beings, crave for challenges and development in their field of interest, to equally prosper, which will strengthen the global prosperity in the widest meaning of the world. The sustainable development goals will be forever be unreachable without active participation of women worldwide, which will only be made possible by the implementation of UBI. UBI is the means to unite the worldwide manpower to jointly take responsibility of each other's well-being and regenerate the planet, our joint home. UBI is a simple, not corruptible way to ignite people's joy of living together in harmony with nature. Thank you. Kısa bir çeviri de yapayım. Öncelikle İslanda'daki en sevilen rap şarkıcısının kendi yeğeni olduğu ve aynı zamanda Türk olduğu, yarı Türk olduğunu söyledi. Ve belki buradan bir ortak bir İzlanda-Türk sevgisi oluşturabileceğini söyledi. Onun dışında İzlanda'nın nüfusu 350 bin. O yüzden dünyanın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Aynı zamanda kadın hakları konusunda çok önde giden bir ülke. Fakat buna rağmen ekonomik alanda kadınlar hala geride kalıyorlar. Basic income, temel gelir şu anda insanlığın geleceği için tek önemli ve tek mümkün çıkış yolu. Cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak bir unsur ve daha güvence dolu bir gelecek sunuyor.
temel gelir bir bir yardım değildir, bir haktır. Çünkü toplumun insanların katkısına katkısını karşıladığı bir haktır. Aynı zamanda bir saniye. Aynı zamanda insanların topluma gelirken herhangi bir seçim hakkı olmadığını düşünürsek insanların hayatını idame etmesini sağlamak da bizim bir görevimizdir. Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu hedefler kadınlar ve erkeklerin eşit topluma katkısı olmadan gerçekleştirilemez. O yüzden temel gelir de bunu sağlayacağı için savunuyoruz. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, şimdi Güney Afrika'ya gideceğiz. Oradan Hoda Abraham Faker, Black Sash Vakfı'nın yöneticisi. Ondan katkı alacağız. Dear friends, our next contribution will be from our dear friend from South Africa, Ms. Hoda Abraham Faker. Please unmute yourself, dear Hoda. Good evening, everybody. I'm with an organization of Black Sash that's been advocating for a universal basic income for more than 20 years after South Africa's long struggle with apartheid. In the context of the pandemic, there's been an economic decline and much more unemployment, where South Africa has always been struggling with poverty, unemployment, and inequality. And this has a gender bias because the role of women as caregivers has not been recognized and they don't get paid for it. They are relegated to work in the informal sector, is self-employed or work casually, which means they don't have the protections of benefits when they do become unemployed. And so therefore it's important for UBI for women because they recognize women as an individual and not as the role as caregiver. They are then able to choose the type of work that they do and are not exploited so that they can choose their work. And also it will encourage them to be independent because in South Africa, we are one of the highest countries in the world that has gender-based violence. So this is definitely a solution that Black Sash has been advocating for. And the question in our country is, can we afford not to have a universal basic income? Thank you. Thank you very much, Yoda. Nazım. Güney Afrika'da evrensel temel geliri 20 yıldan beri, ta apartheid döneminden beri savunan bir organizasyonun parçasıyım. Ve özellikle ekonomik gerileme ve işsizliğin kadınlara olan etkisine odaklanmak istiyorum. Kadınların bakım rolü karşılık bulmuyor ve aynı zamanda bu sebeple informal alanlarda çalışıyorlar, kendi kendilerine çalışıyorlar ve bu formal bir alan olmadığı için işsiz kaldıklarında ise devletin topluma verdiği güvencelerden, işsizlik güvencelerinden faydalanamıyorlar maalesef. Temel geliri kadınların sadece bakım veren değil, aynı zamanda birey olarak algılanması, seçim haklarının sağlanması ve bağımsız olması ve aynı zamanda bağımsız olmaya motive edilmesi açısından çok önemli. Güney Afrika cinsiyet temelli şiddetin en çok olduğu ülkelerden biri. Bu yüzden temel gelirin olmadığı bir dünyayı kabul edemeyiz. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, bir sonraki katkı başkentten. Değerli Perihan Sarı hanımefendiden. Kendisi emekli bürokrat ama aynı zamanda sendikacı ve politikacı kimliğiyle çok aktif bir kimlik. Sayın Sarı, siz mikrofonu açarken ben sizi İngilizce'ye takdim etmeye çalışayım. Dear friends, our next contribution from our dear friend from Ankara, the capital city of Turkey, dear Perihan Sarı. She is a retired bureaucrat, but also she is a unionist and politician, and we will be hearing her. Perihan Hanım, mikrofonunuzu açık et. Buyurun, dinliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle dünyanın dört bir tarafından katılan konuşmacılara, kız kardeşlerime ve katkı veren vatandaşlık temel geliri konusunda çalışma yürüten erkek arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onlara buradan selamlarımı iletiyorum. Bu arada söylenen birçok konunun konuyla ilgili ortak düşündüğümü de söylemek isterim. O nedenle söylenenleri tekrarlamadan ben bir başka boyutu gündeme getirmeye çalışacağım. Ama umarım bu süreçte Nazlı'yı da çok yormayacağım. Yormak istemiyorum. Yoksulluk aslında kapitalist sistemin yarattığı bir sorun. Dünyada özellikle
son yıllarda uygulanmakta olan yeni liberal stratejilerin, yeni liberal politikaların bir sonucu olarak derinleşti, yaygınlaştı. Yine bu akımın kapitalist sistemin yarattığı çevre tahribatıyla birlikte, ekosistemde yarattığı tahribatla birlikte de başka alanlarda da yoksulluğu artıran nedenler yarattı. Yoksullukla ilgili politikaların, sosyal politikaların aslında ulusal bir niteliği olduğu düşünülebilir. Çünkü sosyal politikalar ulusaldır ve ulusal ölçekte çözüm ve model üretmek gerekir. Oysa yoksulluk bu yanıyla dünyada yaygınlaşan, giderek yaygınlaşan ve küresel nitelik kazanan bir sorundur. Bugüne kadar ulusal sınırları sadece sermaye ve virüs aştı, koronavirüsü aştı. Ulusal sınırların ötesine geçti ama emekçiler ve yoksul insanlar ulusal sınırların içinde tutulmaya çalışılıyor. Söylemeye çalıştığım konu aslında yoksulluğun önümüzdeki dönemlerde çok ciddi bir göç dalgası yaratacağına ilişkin ve mültecilerle ilgili de yoksulluk konusunun gündemde tutulmasına ilişkin. Sosyal politikaları düzenlerken ulusal ölçekte işsizlik sigortası, sosyal güvenlik yardımları, aile sigortası, aile yardımları gibi konuları birlikte düşünmek, asgari ücreti birlikte düşünmek hiç kuşkusuz gerekir. Ama vatandaşlık temel gelirinin kadının ve erkeğin, özellikle kadınların ekonomik temel haklarını, Birleşmiş Milletler'in belirlediği temel ekonomik haklarını gözetecek biçimde ve onları da gözeterek belirlenmesi ya da bir model geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. UNDP Eylül ayında yayınladığı raporunda önümüzdeki dönemde, önümüzdeki iki yıl içinde kadın yoksulluğunun %2.7 oranında azaltılacağını öngörüyordu. Ama pandemi koşullarında bu yoksulluk oranının %9.1 olarak arttığını saptıyor. Önümüzdeki dönemde her 100 erkeğe karşılık 118 kadın yoksullukla karşı karşıya gelecek ve çok derin bir yoksulluk ortaya çıkacak. Ben bu süreçte sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi gerektiğini, dünya ölçeğinde sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi gerektiğini ve Tobin vergisi gibi konuların da yoksulluğun finansmanı konusunda bir uluslararası organizasyonla birlikte düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ulusal ölçekte baş edilebilecek bir sorun olmaktan giderek çıktığını, sermayenin sınır tanımazlığı karşısında yoksulluğun da küresel bir boyut ve nitelik kazandığını, dolayısıyla çözümün de küresel olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler Sayın Sarı. Nazım İngilizce. Nazım bir de İngilizce çok hızlı konuşma istersen, belki takipte zorlanıyor olabilir çünkü yani diğer misafirimiz bir kısmı İngiliz olmayanlar da var. I agree with a lot of things said, so I don't want to repeat and bring a different perspective. Poverty is a problem of the capitalist system, and the neoliberal policies that have been implemented in the past few years have exacerbated this, and combined with environmental damage brought by technological advances as well. Social policies are national, however, poverty is global, and and we believe that even though this has mostly been contained within borders, in the future this will cause a lot of immigration, has and will cause a lot of immigration. We believe that unemployment benefits or support for household or social insurances are important, but UBL should be implemented in a model such that women and men should have the fundamental economic rights foreseen by the UN. The UNDP foresaw 2.7% decrease in women poverty in the past few years. However, we saw an increase of 9.1% poverty in women instead, which indicates how much worse women are affected by the pandemic. Soon we will have 118 women in poverty for every 100 men in poverty, which is an immense inequality.
Çok teşekkürler. Our next contribution will be from Norway. Our dear friend Ingun Grande, she's a member of BN Norway. Today we are discussing UBI and Women Movement, but in the future, if we have the chance to discuss UBI and Green Movement, maybe we will invite her once again too. Dear Ingun, while you are unmuting yourself, let me introduce you to Çıtı. Değerli arkadaşlar, şimdi sırada Norveç'ten bir arkadaşımız var, Ingun Grande, BN Norway üyesi. Bugün vatandaşlık temel gibi ve kadın hareketi bağlantılı bir oturum yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde insan hakları veya çevre konularında da bu konularda da ayrı oturumlar yaptığımız takdirde Ingun'un belki çevre konusunda da söyleyecekleri olacaktır. Kesin olacaktır daha doğrusu. Şimdi söz kendisinde. Dear Ingun, please unmute yourself and the word is yours. Yes, thank you so much for inviting me and for a great meeting with so many very interesting contributions. So most of the points have been said, so I'll be fairly short. And one thing that is kind of a solution for the financing of UBI is also that because of the sustainability goals, we need to have more climate taxes. So it's important to just remember that there are so many solutions to finance UBI, which will happen in, I hope will happen not too far away. And that I think so many people have been speaking about the freedom that UBI is to women especially. And with freedom, it's also the fundament for political courage. So in order to have the political courage, we need to make the changes that we need in the world, both to have no poverty, to have less inequality. The UBI will be the liberating work that has to be done, and it's important in all countries in the world. So even in more rich countries like Norway, the inequality is still a big problem. And without UBI, the social clients, the people who are depend on benefits, they will never be free and they will never be safe because they don't have the right to the benefits they get. So they will always be afraid of losing their benefits. So that's why UBI is even important in countries like the Nordic countries that have fairly well developed welfare systems. Thank you so much for this meeting. Thank you much, dear Ingun. Dear Nazım. Temel gelirin finanse edilmesi konusunda bir öneri yaptı kendisi. Çevre vergilerini sundu. Bu bir opsiyon. Onun dışında kadınlara özgürlükten bahsedildi bu toplantıda. Fakat istediğimiz değişimi gerçekleştirmek için politik cesaret de gerekli. Ve temel gelir bunu da sağlayabilir. Norveç gibi daha zengin ülkelerde bile bu önemli bir sorun ve bu alanda çalışmaya devam ediyoruz. Okey, çok teşekkürler. Bir sonraki katkıyı Sayın Yeşim Tektaş'tan alacağız. Kendisi de vatandaşlık temel gelir, araştırma, geliştirme, kültür ve yerme derneğimizin üyesi. Birkaç yıldır beraber etkinliklerimizde çalışıyoruz. Sayın Tektaş'ta siz mikrofonunuzu açarken ben sizi imzayla takip edeyim. Dear friends, our next contribution will be from our dear friend Yeşim Tektaşlı. She is also a member of the Citizens Basic Income Research, Development, Culture and Dissemination Society. Since several years, we are advocating universal basic income or citizens basic income together. Dear Yeşim, the word is yours. Yeşim Hanım, lütfen. Ali Bey, çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle olmak benim için büyük mutluluk. Ben notlarımı 1,5 dakika İngilizce ve arkasından Türkçe olarak kısaca sunmaya çalışacağım. I grew up in Germany and came to Istanbul in 1996. I'm a businesswoman dealing with foreign investments in Turkey. When the discussions about UBI started in Germany, it raised already some interest in me. After 2015, in my social works, I saw that people more and more struggle with financial inabilities and their increasing financial dependencies for women becoming even a life battle. In September 2016, the Basic Income Platform was founded in Turkey. In 2019, I started to actively support the idea of basic income and became member of the new founded Vatandaşlık Temel Gelir Association.
for all human beings to free them from financial cages, but especially for women struggling with financial dependencies from men or their families, we have to fight for a basic income. Further, we see that the democratic system is not able to work healthy as long as the voting people are in severe financial dependencies. Therefore, it should be every government's first duty to ensure food and housing for its citizens through a guaranteed basic income. Herkese tekrar iyi akşamlar. Ben Almanya'da büyüdüm, 96'da İstanbul'a geldim. Türkiye'de yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren bir iş kadınıyım. 2000'den sonra temel gelir tartışmaları Almanya'da başladığında dikkatimi çekmişti. 2015'ten sonra sosyal sorumluluk çalışmalarımda insanların gitgide daha fazla maddi imkansızlıklarla ve maddi bağımlılıklarıyla mücadele ettiğini, hatta kadınlar için bunun bir hayat savaşı haline geldiğini gördüm. Eylül 2016'da Türkiye'de temel gelir platformu kuruldu ve ben 2019'da temel geliri aktif desteklemeye başladım ve 19 Mayıs 2019'da yeni kurulan derneğe üye oldum. Tüm insanlık için insanların maddi kafeslerden kurtarmak amacıyla ama özellikle de kadınların erkeklere ve ailelere olan maddi mecbur kalma hallerini ortadan kaldırmak için bizim temel geliri mücadelesi vermemiz şart görünüyor. Ayrıca bireylerin maddi temel ihtiyaçları karşılanmadıkça demokrasilerimizin de sağlıklı yürüyemeyeceğini görüyoruz. Bu sebeple her hükümetin ilk görevi bir temel gelir sayesinde halkının aç ve açıkta kalmamasını sağlamak olmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Okay. Next contribution will be, dear friends, unfortunately I couldn't see in our participants list Irina Soloveva from Russia. Dear Irina, are you with us? Because I cannot see your name in the list. So unfortunately I have to proceed. Okay, if you can correct your name, because I couldn't see your name. So our next contribution will be from our dear friend Liz Foxman. She's from Center for Policy, Public Policy Research at King's College London. She's a doctor, she has a PhD from UK. Dear Liz, while you are unmuting yourself, let me introduce you in Turkish too. Değerli arkadaşlar, normalde Rusya'dan Irina Soloveva olması gerekiyordu. Şu ana kadar eksiksiz gidiyoruz. Bir tek Irina şu anda hatta değil. Fakat göremiyorum ismini. İleride çıkarsa onu araya alırız. Ama şöyle devam ediyoruz. İngiltere'den Kraliyet Koleji, Londra Kraliyet Koleji'nden Dr. Liz Foxman. Dear Liz, word is yours. Hi. Hi, everyone. Hello. It's so great to be here. So my research is really interested in looking at why wage work remains so central in our political, in our economic, and in our social imagination, which is, I think, a topic that's been picked up already in this conversation. And I'm interested in why it remains so central, even though it so clearly fails us. And, you know, this is obvious through rising inequality, through rising over and underemployment around the world and unemployment, and through the rise of working poverty, as well as increasing environmental harms due to overproduction. So despite all these problems, wage work, I think, remains still so central in our societies. And I think this is where there's a really fruitful overlap between universal basic income advocacy and women's movements, because I think both of these enable us to question our economic and social system and the way that it places value on wages, and the way that in our system value is expressed through wages and status is expressed through a job title. And you know, the feminist critique of this has already been phrased here so eloquently by Barb and Anya and others around the importance of unpaid and thus unrecognized labor. And I think basic income too can provide us with a really concrete way to envision a method through which we can value people just on the basis of being human rather than on the basis of having labor to sell on the labor market.
And I think it can thus open up new possibilities and new imaginaries, new ways to fight for things like shorter working hours or to enable people to opt out of labor markets altogether in favor of doing something else that they find interesting or meaningful. Thank you. Benim araştırmam, benim araştırmam neden maaşlı işin hala politika, politik, ekonomik ve sosyal alanlarda bu kadar merkezi olduğuna dair, özellikle bu kadar başarısız olduğunu göstermişken, gerek fakirlik olsun, gerek işsizlik olsun, gerek fazla çalışma problemi, insanların fazla çalışmalarının gerekmesi olsun, çevresel etkiler olsun. Temel gelir ve kadın etkileşimi de bu sistemin temel değerlerini sorguluyor aslında. Bu konudaki feminist kritik zaten yapıldı bakım işinin karşılıksız olması üzerinden. Temel gelir insanları sırf insan olduğu için değerli görmemizi sağlayacak bir sistem olduğu için önemli. Okay. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, neyse şöyle devam edelim. Zeynep Nurfaşan Ağrı, Vatandaş Temel Gelir Türkiye. Daha sonra Vatandaş Temel Gelir Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği, Türkiye Derneği'nin üyesi. Zeynep Nurfaşan Ağrı hanımefendi, mikrofonunuzu açarken ben sizi İngilizce olarak açtım. Açıldı mı? Açık. Dear friends, now we will receive contributions from our dear friend Zeynep Nurfaşan Ağrı. She's an architect and she's also a member of our society, Citizens Basic Income Research Development Cultural Dissemination Society. Nurfaşan Ağrı'na word is yours. Buyurun Nurfaşan Hanım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Özellikle yurt dışından katılan bütün misafirlerimize hoş geldin diyorum. Sevgili Ali ile birlikte 2016'dan beri kurmuş olduğumuz derneğimizde VTG savunuculuğu yapıyoruz. Bunu yaparken tabii ki diğer Türkiye'deki ve yurt dışındaki sivil toplum örgütleriyle iletişim içerisindeyiz. Ben bir slogan söylemek istiyorum. Diyorum ki bu konuşmaların neticesinde dünya kadınları isterse vatandaşlık temel geliri olur. Şu konuşmalardan çıkan sonuçlar da bizim dernekte de tartıştığımız ortak bir noktaya geldik. Kadınlar açısından bu çok önemli. Bütün üretim araçlarının erkeklerin eline geçtiği ta uzun dönemden beri kadın sömürüsü devam ediyor ve hala devam etmekte. Arkadaşlarımızın gelmiş olduğu nokta özellikle kadınların ve Türkiye için bahsediyorum. Evde çocuk bakan ve hiçbir geliri olmayan kadınların VTG'nin bu noktadan başlaması gerektiğini biz zaten 1-2 yıldır kendi aramızda konuşuyorduk. Fakat VTG'nin evrensel ve kayıtsız şartsız her kişiye ulaşması gerektiği fikriyle birlikte çelişen bir noktadaydık ama demek ki dünyadaki bütün kadınlar aynı noktada birleşmiş olduk. Onun için bir de Perihan Hanım'a sözlerine ilave olarak şunu söylemek isterim ki bütün topluluklarda öncelikle yolsuzluklar ortadan kaldırılıp bütçeler şeffaflaşırsa VTG'yi karşılayacak bütün gelir mevcuttur diye düşünüyoruz. Hatta arkadaşlarımız şunu da ilave ediyorlar. Diyorlar ki VTG'yi vermekle vermemek arasındaki farka baktığımızda vermenin daha maliyetsiz olduğunu konusunda hemfikir oluyoruz. Bu bağlamda bu toplantının çok verimli olduğunu özetlemek isterim ve inşallah bundan sonraki aşamanın uluslararası bir deklarasyon hazırlanarak hükümetlere bu ağlar vasıtasıyla dayatılması gerektiğini söylüyorum ve teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Nazım? I've been a basic income advocate since 2016 when we founded the organization in Turkey. I propose a new slogan, if the women of the world want basic income, it will happen. The common point I've seen that we've converged to is that women are exploited and basic income is a way to battle it.
I was questioning the universality and unconditionalness of such a basic income, but now I've seen that like that is the solution. And also with more transparent budgeting, the finances for basic income are actually there. And in fact, the case where we do provide basic income is more financially feasible than the case that we don't. It just has to be more transparent. Like the governments just have to be more transparent with their budgets. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, şimdi birkaç şey paylaşmak istiyorum. Önce Türkçe, sonra İngilizce. Şimdi bizim bu toplantıyı yapmamızın sebebi vatandaşlık temel geliri konusuyla mevcut bir takım hareketlerin ortak noktalarını yakalayıp oradan bir sinerji doğurabilir miyiz, ortak çalışmalar yapabilir miyiz gibiydi. Fakat başta hedef buyken, hatta bizim ölçeğimiz Türkiye'yken, şu anda ilginç bir noktaya doğru evrildi konu. Çok ilginç öneriler geliyor hem chatbox'tan hem de bu süreçte geldi. Hatta Guy Stanley bugün bir mesaj atmış, ona da uzun yazıştık 3-4 yıl farkıya. Yani çok enteresan bir yere doğru gidiyor. Eğer farklı düşünceleriniz varsa, ya işte mesela atıyorum Mayıs ayında kongre var. Kongrede temel gelirle ilgili bir seans yapalım. Kadınlarla ilgili bir oturum olsun. Veya bir Türkçe bir de uluslararası yapalım. Veya işte belli düzenle toplantılı olsun. Veya işte e-posta grubu kurmak veya ne bileyim Facebook sayfalarında bir şey yapmak. Yani farklı düşünceleriniz varsa onu da chatbox'tan paylaşabilirsiniz. Onları hayata geçirmeye çalışırız. Dear friends, we will continue with our dear friend Mihaela Kirsten. She's an UBI advocate from Germany and campaigning for ECI UBI campaign. But before Mihaela, I would like to say a few things. Dear friends, at the beginning, our target was to encourage the women movement in Turkey to consider UBI more seriously and intensely and motivate them to introduce collaborative efforts between UBI and women movements. But right now, I mean, today we had a email communication with Guy. Right now, it evolved to something quite interesting. Now we have some additional thoughts, and I'm sure it will develop further. For example, at the moment, Flori is in the room. She's listening to us. We had a communication with her. Also, now we will hear from South Korea, etc. I mean, this will not be a single meeting. I guess this will be a kind of starting of some future events or future projects. So if you do have some ideas, please do share in the chat box. At the moment, I am not able to follow all of them, but of course it is there. Everyone can see and read, and maybe we can work on them in the near future. Now we will continue with Mihaela Kirsten. Dear Mihaela, while you are unmuting yourself, let me introduce in Turkish too. Değerli arkadaşlar, şimdi Mihaela Kirsten'ın katkılarını alacağız. Kendisi Almanya'dan katılıyor. Hem temel gelir konusunda çalışıyor hem de Avrupa'da yürüyen ECI UBI kampanyasında katkılarını veriyor. Dear Mihaela, word is yours. Hello everybody, iyi akşamlar. I really enjoy this discussion tonight. Most of my arguments have already been said. It is of course for women especially a means of freedom. Freedom to choose. You must not fall back in old role models. That's not the choice. But maybe men would also like to work less. Mm. Also men will get the freedom to choose. I think the UBI will have a big impact on every society and every member of every society. So that not only women will participate, but also men. And that's what makes emancipation. I think a society in this capitalism is too egoistic to give freedom to everybody. But with UBI, we would give every single human being the freedom to choose, and that is what makes most politicians a little bit afraid. So I think we need a lot of work to do to make the politicians think otherwise. I think a freed society can choose. We have a climate change.
We have automation. The future is very, very hard. And most of the low paid jobs are for women, and they will be the first to get away. When most of the cashiers in the local supermarkets, they are the first tries are in Germany now. you go into the supermarket, you put everything into your basket, you walk out of the supermarket, there's no cashier. and yes, that are typically women jobs that will go away. And if we don't have the freedom to choose, how can we say, no, I don't want to get this low wage job. I get the freedom to study, and I take my 2 or 3 years, and then I get a better job. This freedom is something that we can't imagine now. We are under pressure from our daily needs, and we have to obey. We have to do everything that comes along. So I think if you really can choose, I don't know if it's in the family, if it's a violent relationship. If it is a boss you don't like, if you are paid too low, or if you don't like your work, if you buy weapons and you want to buy to be in this a social worker, you may choose your way. You will not get jobs that last 45 years, as it was before. People are facing a lot of transformation. They have to align to these changes, and we have to get everyone on board. So it's a right sentence. If the women on the world want UBI, it will happen. So we should do all our best, even to get the feminists on board, because a woman wants to develop herself, will not be a mother and cook all day only because of a UBI. No, that's a matter of free will. And if you have the possibility, and even and also your man has the possibility, for women there will be much more ways than we have now. Oh. Develop them themselves. And now I stop. I could do this for hours. Thank you very much. Dear Nazım. Temel gelirin özgürlüğe ve seçime erişim hakkı sağladığından bahsediyoruz ve aslında bu erkekler için de bir seçim hakkı demek. Onların da isterse daha az çalışabilmesi demek. Her topluma ve her toplumun her üyesine katkı sağlayacak bir şey ve özgürleşme ancak böyle gerçekleşebilir. Toplum fazla egoist aslında. Herkese özgürlük vermek istemiyor. Ve politikacılar da bu yüzden korkuyor. Biz politikacıları ikna etmeliyiz buna karşı. Temel gelire sahip bir insan mesela eğitime yatırım yapıp ileride belki daha da ona fazla ödeyen bir işe sahip olma şansına sahip olabilir. Fakat günlük ihtiyaçların baskısı altındaki insan böyle uzun vadeli yatırımlar yapamıyorlar şu anda. Aynı zamanda temel gelir kadınları bakım rolünü hapsedecek bir şey kesinlikle değil. Çünkü kadınlar da kendini geliştirmek istiyor. Sadece evde kalıp bakım rolünü yapmak istemiyorlar. Bu roller daha çok paylaşılacaktır. Temel gelirin böyle negatif bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Okay, thank you very much. We will continue with another contribution from Asia again, from South Korea. Unfortunately, because of the time zone difference, she will not be able to participate in a live way. So we will be watching her video. Mok Hua Kyun from South Korea, from South Korea Basic Income Network. Değerli arkadaşlar, şimdi Güney Kore'den yine bir katkımız var. Gece yarısını çok geçti için orada, 3-4 yerde saat şu anda. Moka Kore'den, Moka Hua Kuyun. Hemen videosunu paylaşıyoruz. Hello.
Dear Mocha, welcome. The word is yours. Hi. Hi, everyone. I'm from South Korea, and my name is Mocha. People call me Mocha. My Korean name is Mocha Gyun. And I'm a member of South Korean Basic Income Network. I would like to say how important it is with women's rights and basic income collaborate together to develop and share all the information and ideas through this platform. Like today we had a South Korean Basic Income Assembly. Like we shared a lot of information about basic income at the elementary school. The elementary school students had basic income. And then we are strongly having the plan of agricultural basic income. And also we are talking about women's basic income too. So later on, we can share this kind of details so that we can learn each other. We can develop this project. It's a good idea to meet us online here in this platform, like every 2 months or 3 months. I hope to see you again and later. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, dear Mocha. Thank you for your contributions. Kadın ve temel gelir etkileşimi bizim için çok önemli. Mesela daha bugün Güney Kore temel gelir meclisi olarak buluştuk ve kadınlar konularımız arasındaydı. Bu tarz toplantılar da gerçekten çok önemli. Bence her 2-3 ayda bir bunu düzenli bir buluşma haline getirmeliyiz. Thank you very much. Bir sonraki katkı Şiler Regeher. Temel gelir Kanada ağından. Aynı zamanda eskiden Kanada'daki ulusal kamuda da görevli olmuş bir hanımefendi. Şimdi onu dinleyeceğiz. Dear Sheila Regeher, dear Sheila, are you here with us? I am. Yeah. Let me introduce you. Sheila Regeher, Basic Income Canada Network. She is the chair of this network and also former executive director of the National Council of Welfare. Dear Sheila, the word is yours. Please unmute yourself. I'm unmuted. Thank you very much, Ali. This has been a great conversation. And I just want to say, I really hope Zeynep is right, that if women want this, it will happen. Because if that's true, it looks like Canada's well on the way. So I just want to highlight a little bit, not about why we need this, but about how we're actually getting things done. And I'll try to be really brief. I want to make 3 points, I think, and finish with a story. So one of the really interesting things that we have done in Canada, a number of people involved, but primarily two women, but a lot of male advisors, to work on the kind of thing that Almaz was talking about earlier, about how you actually implement this in a particular country context. So we did modeling in Canada that actually shows different ways that you can construct a basic income, different ways you can finance it. But the important part is that we measured it according to gender equality principles. So we can see when we model something, what kind of effect it's going to have on women and men and their income. So we thought that was a really important development because few people internationally have really done that detailed level of work. The second thing I wanted to mention is, as Zeynep and Michaela were talking about, female leadership in Canada over the past year, it has just been phenomenal. We have a lead in the Senate who is female, who's garnered the support of many other women, but men as well, about 50 of her colleagues. We have huge support in our House of Commons from women who are elected, who are like basically bucking their party leadership by saying, like, we're going for this. Like, we're really pushing this, whether the leadership threatens them with whatever, I don't know. They're really pushing this. So I think that's incredible. And the leadership is not all
coming from where you might expect in those political circles, because one of the key things that really pushed us in Canada was an inquiry we had into missing and murdered Indigenous women and girls. I mean, it's one of the really sad histories of, tragic histories of Canada, that Indigenous peoples have just been so disadvantaged in our society. So this report was actually a landmark report with a number of recommendations, but it called for a basic income, not for Indigenous people, not for Indigenous women and girls, not for women and girls, everybody. So that I think was really important. Let me see what I got here. Oh yeah, and then the last part, I'm listening to people talking about, you know, some of the gender divides in how we perceive these things and some of the difficulties with labor and people whose psyche is very much attached to the paid labor force. I participated in, it was a federal study looking at poverty. One of the areas they looked at was low income, primarily Black and Brown area of central Toronto. So this is inner city community. They brought together people for whatever reason, there was a, people sorted themselves into a table for men and a table for women. They talked about things, they talked about basic income. When they stood up to report back, the men's table talked about things like, well, I'm kind of worried about that guy down the street who's like not really very ambitious and he's just going to waste his money. And like, I'm all worried about, that's the kind of thing the men talked about. The women, completely different story. They had a lot of discussion about what they would do with a basic income during their thing. So basically their report was, give us the money and get out of the way. Like, we know what to do with it. We know what our communities need. We know what our kids need. Thank you very much, dear Sheila. Thank you for your contributions. Dear Nazım. Öncelikle umarım Zeynep haklıdır ve kadınlar isterse gerçekten olur. Çünkü eğer öyleyse kadınlar gerçekten bunu istiyor. Neden istediğimiz değil, neden nasıl yapabileceğimizden biraz bahsedeceğim. Birincisi, Kanada'da biz temel geliri nasıl gerçekleştiririz'i değerlendiren farklı modellemeler yaptık. Ve modellemeleri kadın erkek eşitliği metriyle değerlendirdik ve gerçekten çok yararlı bir çalışma oldu. Bunu çok tavsiye ederim. İkincisi, kadın politik alanda kadın liderliği Kanada'da inanılmaz. Senato'da kadın liderliği var, mecliste kadın liderliği var. Üçüncüsü, ilginç bir nokta. Kanada'daki kayıp ve ölü veya ölü bulunan yerli kadınlarla ilgili bir araştırma yaptık. Ve bu konu nasıl karşısına çıkabileceğimiz konusunda araştırmalar yaptık. Ve fark ettik ki gereken çözüm temel geliri. Kadınlara değil, yerli insanlara değil, herkese temel geliri. Bu çok ilginç bir noktaydı. Dördüncüsü ise kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı temel geliri tartıştığı bir ortam oluşturduk. Ve çok farklı görüşler ortaya çıktı. Kadınların getirdiği görüş ise parayı şartsız koşulsuz bize verin, biz neler yapacağımızı biliyoruz. Çok teşekkürler. Dear friends, we have three more contributions from Sue Sinden, Ute Fischer and Valeria Korsic. Dear Sue and dear Ute, Valeria has an emergency issue. Can we start with her and then continue to and Ute and then we are... is it possible? Dear Ute, dear Sue? Me first or do you? No. Can we receive contributions from Valeria first then, because she has to leave due to some... Okay, dear Valeria, the word is yours. Valeria Korosic, she's a doctor, she's a PhD, an independent researcher from Slovenia. Diğer arkadaşlar, şimdi Valeria Korosic'ten katkısını alacağız. Kendisi doktorası da olan bir devlet memuru ama devlet planlama gibi bir yapıda aktif. Şimdi onu dinliyoruz. Dear Valeria, word is yours. Thank you. Can you give me a share screen, please? You have. I can, okay. Because I would like to follow the Sheila, what Sheila was talking, the importance to know how to finance UBI and to know how big it's going to be and
to explain people what that means for the society and for all the other social systems, the current system. So I did that in 2010. I did Slovenian proposal. I did 26 changes in our society, in our social system, and I proved, I believe this is the most important thing, that we can save a little money and we can make things much better for preschool children, older people, and so on. So, because in Slovenia they didn't want to speak about UBI because they were worried about workers who will work. So we started to speak about child UBI. And what I would like to show you is the thing, how we can see in different countries, how we can get UBI. I did that for Belgium. I did there 27 changes. But I would like to show you micro-simulation because it's important. It's the only thing that can persuade politicians, trade unions, and so on. So I showed them. If I change, for instance, four different type of social benefits, I change them in UBI, and then I do it with the same amount of money. And I can show them, well, you see, with the same amount of money, I can alleviate child poverty. Child poverty was less for 1% and 83 points. I would like to say that this is very important for people so they can participate and choose basic income. I would like to show you that Slovenia was, just a moment, Slovenia was the second in the first ECUB and is the first now. And people in Slovenia are very much for basic income. And right now we are talking about establishing trade union for mothers and carers. Because, you know, it's difficult to admit, but even if politicians are for basic income, they are changing their criteria, how they like it. So it's very difficult to persuade them. So we said, well, women have to make it by ourselves. And so we will start our trade union. Thank you for invitations. Thank you very much. I'm sorry, was too much? Yes. Nazlı. Thank you, Valeria. Kendisi temel gelirin nasıl finanse edileceğinden bahsetti. Farklı modellemeler denemişler. Mesela örneğin işte anaokulu çocuklar ve yaşlılar için bunu yapabilir miyiz? Farklı modeller. Özellikle politikacıları ve sendikaları ikna etmek için 4 tane sosyal yardım üyesini temel gelire değiştirirsek ne olur'a bakmışlar. Ve aynı miktarda devletten çıkan parayla çocuk fakirliğini temel gelir durumunda ortadan kaldırabileceğimizi kanıtlamışlar. Aynı zamanda şu anda temel gelir sendikası oluşturmayı düşünüyorlar anneler ve bakımcılar için. Çok teşekkürler. Next contribution will be from Sue Sinden. She's from UBI Lab Woman from United Kingdom. Dear Sue, while you are unmuting yourself, let me introduce you in Turkish too. Değerli arkadaşlar, şimdi Sue Sinden, kendisi Birleşik Krallık'tan. UBI Lab diye bir grup var. Bu UBI Lab değişik konularda evrensel temel gelir konusunda çalışıyor. Bir tanesi gençlikle ilgili, bir tanesi kadınla ilgili, bir tanesi de veya birkaç tanesi coğrafi bölgelerle ilgili. Mesela işte atıyorum İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Fakat bu gün UBI Lab Woman'dan
kadınla ilgili laboratuvardan Sue Sinden'i dinleyeceğiz. Dear Sue, word is yours. Thank you very much. Hello, I'm Councillor Sue Sinden from the United Kingdom. I'm part of the UBI Lab Women. I feel honoured to be here this evening with this event. UBI Women is part of the UBI Lab Network. The UBI Lab Network is a grassroots movement with 38 groups comprising of citizens, academics, researchers, economists, civil society organisations, all working to test the impact of a UBI that could have helped them and their communities. The Women's Lab is one of five new geographic thermic groups and is focused on the issues and challenges women face. We are campaigning to and piloting for a universal basic income. This week, the UBI Lab Women held an event to support and raise awareness of the forgotten women in the hair and beauty industry. We have been discussing how we think a UBI could help them in their plight. Women working in hair and beauty have been disproportionately affected by lockdown measures. This has had a big impact on their lives. We have interviewed many people in this group to see how individuals have been affected, and we have had these stories printed in the Morning Star, a national and reader-owned newspaper in the UK. One of these many stories is of one of my friends, Chris, who goes to people's houses and nursing homes to cut and style hair. As a self-employed hairdresser, she has been affected even more than the salons. They have flexible working patterns that support family life. Many salons also offer apprenticeships, providing opportunities for new starts and young people to get into the industry. Because of COVID, everything has been put on hold. They cannot teach this online in a supportive, professional and personal way. We think that if a UBI had been in place, this would have alleviated some of the challenges that Christine and many others like her who have faced, who have missed out on existing support measures have faced. Our next event is focusing on how women have been forced to give up work to care for their children through the pandemic, or as they have no support from their employers or the government. Our Women's UBI Lab is international and open for all to join. So please get in touch if you would like to join or find out more. Thank you very much. Thank you very much, dear Sue. I'm very sorry for you and Ute because of your names. You are in the late part of our meeting. I'm very sorry. Don't worry. Nazım. Birleşik Krallıkları'daki UBI laboratuvarları altında 38 tane grup var. Bu grupların arasında araştırmacılar, vatandaşlar, ekonomistler ve pek çok farklı rollerde insanlar var. Bunlardan bir tanesi de kadın laboratuvarı. Bu hafta COVID'in kuaförlerde çalışan kadınlar üzerindeki etkisini inceledik ve bunu yayınladık. Ve bu tarz bir sürü sektörel sebeplerle etkilenen insan var pandemi yüzünden. Fakat COVID yüzünden her şey durakladı ve eğer temel gelir olsaydı bahsettiğimiz bu sorunların pek çoğu ortadan kalkardı. Bu da temel gelirin gerekliliğini gösteren unsurlardan biri. Çok teşekkürler. Şimdi son katkıyı Ute Fischer'den alacağız. Kendisi Dortmund'da, Profesör Doktor bir hanımefendi Almanya'dan temel gelir konusunda çalışıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Türkiye'de gelmişti. Şimdi onu dinleyeceğiz. Let me introduce him in English too. Dear friends, we will receive the last contribution from our dear friend, Professor Dr. Ute Fischer. She's from Dortmund, Germany. Dear Ute, the word is yours. Dear Ute. So, hello all together. I hope you are awake still. So I thanks a lot for being invited here, and it's so nice and amazing to see all of you. I only want to add one argument with one slide and not more, which I regard as essential for my supporting UBI, especially in the gender perspective. In my mind, UBI is more sustainable compared with the present social system in Germany. The present system appreciates only efforts on the labor market as valuable. But if we ask which challenges exist
for a society to maintain and develop itself, then we become aware of three important problems to be solved by every society. Since the social system supports the development of society, I will call it social sustainable. This is realized in three fields. So societies have to reproduce themselves threefold. Firstly, we need new generations. We need to care for children, raise them and teach them. Thus, we have to reproduce ourselves in terms of sexual or generative sense. Secondly, we have to secure the social cohesion by acting reciprocally and solidarily. We need to reproduce ourselves socially, you can say. And thirdly, we have to care for the basics of life, for example, food, shelter, clothing, etc. And this concerns the material reproduction. In modern societies as ours, special forms have established to face these challenges. Normally, we manage these necessary duties in families first, second, with contributions to the community, for example, in volunteer engagement, and thirdly, efforts on the labor market. And it is obvious that following this argumentation, paid work is important, but it's not most important. Thus, a running community, as well as families, are the condition for a person working in labor. That is my understanding of asymmetry of value. And therefore, the centrality of work in our lives and in society as a whole is to be questioned. Paid employment should not be the only appreciated way of spending our lives. And UBI fits just to the given social structure and needs of a sustainable society. In my opinion, the conclusion of this argumentation provides an analytic and systematic evidence for UBI. So thank you for listening. Thank you very much, Dr. Ute. Is it possible to keep the slide on the screen while making this translation? Pardon? Is it possible to keep the slide on the screen? Oh, yeah, of course. Okay, no, while translating, maybe she can utilize it. Nazım? Toplumun sürdürülebilirlik problemini üç alanda grupluyorum. Birincisi yeni nesillerin oluşturulması ve geliştirilmesi. İkincisi toplumsal birlik ve beraberlik. Üçüncüsü ise temel ihtiyaçları karşılamak için materyal kaynaklar. Farklı toplumsal düzenler bunları farklı şekillerde sağlamak için uğraşıyorlar. Fakat burada bir değerler arasında bir asimetri var aslında. İş en sonunda gelmesi gereken şeyken toplumda para karşılığı iş en önemli önemli unsur konumuna getiriliyor. Bu da aslında sorgulanması gereken bir şey. Ve temel gelir de bu sorgulamayı yapacağı için önemli. Okay, thank you very much. Dear friends, we accept Irina Soloveva from Russia. We received a contribution from all our international friends. I would like to thank them a lot. It was very important and very great and very beneficial to all of us to hear their voices. And these are all recorded and will be shared by YouTube. After this stage, we were planning to, if there's any contribution from the floor, it will be open for the contributions. But I would like to, I saw Klaus Schamber here, he is, and also Peter Knight, two senior UBI advocates. Maybe they can say a few things to support these discussions or, dear Klaus, one second, dear Klaus. And Peter Knight, you are here, I guess, I saw you, dear Peter. Okay, after Klaus. Okay. Yes, thank you very much. And I have listened very, very carefully to all these was presented. And I find very many things very important. And I am in agreement to much of them.
At first, my wife should have taken part, but they had said I should go in spite of her because we should have the same man and woman, because as it was, for example, also mentioned in one of the speeches, it should be empowering for everybody, a human right for all, men and women. And certainly also, for example, a reduction of working time would be very helpful, that you have the possibility for men and women, for example, to be at home and to make same tasks which at the moment only women are doing. I have two sons, and both of them are already in such a way that they make women and men work partly. And that is, I think, a very good solution in the future. But certainly at the moment, most of the women have more disadvantages as men. And certainly they should improve their possibilities by different laws, for example, which are, in my opinion, not correct. Yes. Yeah, that was one short statement and only one good message I can perhaps add. Yesterday, get an extension of the collection time until 25th of March 2022. And therefore, it is easier to get signatures, millions and so on, to get all these things really discussed in the public and then in the institutions, in the EU Parliament and so on. Thank you. Yeah, I want to say thank you very much to Ali for this organizing this conference. It was very, very impressive for me. Thank you. You are very welcome. And Nazım. Gerçekten temel gelir hem kadınlar hem erkekler için çok önemli. Tüm insan hakları için çok önemli. Bunu vurgulamak lazım. Aynı zamanda ama kampanyadaki imzalarla ilgili sen daha iyi bilgi verebilirsin sanırım babam. Okey. Şöyle, Avrupa'da bir imza kampanyası yürüyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlığını imzalayabiliyor. Bu kampanyayı 3 yıldır takip ediyoruz. Şu anda çok ciddi katkılar veriyoruz. Çünkü orada yaşayan vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın bir kısmı çifte vatandaşlaşıyor. Bazılarının çocuğu oranı vatandaşı vesaire vesaire. Yani Türkiye ciddi bir etkileşim olan bir kampanya. Ve birkaç milyondan bahsediyoruz. Çok önemli bir rakam. Bu kampanya bu pandemi sebebiyle 3 ay daha ek süre verdi Avrupa Birliği. Bu resmi bir kampanya. Yani imza toplayıp yere veriyoruz. Olursa olur, olmazsa olmaz değil. Belli bir şeyi yakalarlarsa onun sonucunda Avrupa Parlamentosu'nun gündemine madde sokabiliyorlar. Onun bilgisini verdi. Okay. Dear Peter, are you here with us? Peter Knight? Peter Knight, he's not with us. He is, in fact, but okay. Anybody who would like to contribute? Katkı vermek isteyen kimse var mı acaba? Varsa işaret ederse onu da dinleyelim, yoksa toplantıyı kapatalım. Oh, Eva, yeah, our dear friend from Poland. Polonya'dan Eva Sufin. Bir saniye. Okay. Eva, dear Eva, please unmute yourself. Dear Eva. Yes, thank you very much, Ali, for having inviting me for this extraordinary event. I really appreciate it, all those contributions for the UBI from women from all over the world. I wanted just at the end add, as I represent a Polish Green Foundation, Strefa Zieleni, and European Green Foundation, I represent the Green Movement. I wanted just to add one perspective of women from the Green Movement who are massively we support, to show you why massively we support the UBI. So I wanted just to tell that we observe now more and more visible consequences of climate change and globalized economic system based on overexploitation of natural resources. And natural disasters are more and more frequent and strong.
leading to climate migrations. And those migrations, some of them are international, but most of them are inside the same country. And 70% of victims of those migrations are women and children because of their vulnerability and also economic vulnerability. And we observe also more and more risk of new pathogens because of this overexploitation of nature. And our system is based on destruction of biosphere and disruption of natural processes. And so we enter in contact with viruses like now for COVID-19. And as we see in the such chaotic and situation within more and more crises, women are always the first victims of that. So EBI is a natural solution. And some economists also say that UBI will be the driver factor to change the system, because the system must be changed. It's very unequal and it's not sustainable. So changing, introducing UBI will introduce this kind of change that will change all the other systemic factors. Thank so you. I wanted just to add this perspective. Thank you very much. Gülnur Elçek Hanım'la bitiriyoruz. Başka işaret eden olmadı. Çeviri yapayım mı? Pardon Nazım, would you please translate? Fil hareketin temsilcisi olarak katkıda bulunmak istiyorum. Doğal kaynakların fazla kullanımı çevresel zararlara sebep oluyor. Bunlarda etkilerinden bir tanesi de ülke içi ve ülke dışı nüfus hareketleri. Bu hareketleri de en fazla kadınları ve çocukları etkilediğini, çünkü daha bunlara etkilenecek konumda olduklarını görüyoruz. Gördüğümüz hastalıklar, krizler de bu çevre problemlerinden dolayı kaynaklanıyor. Daha fazla patojenler ortaya çıkıyor. Mesela COVID'de bunlar, COVID gibi hastalıkları da bekliyoruz ileride. Bütün bunlara doğal bir çözüm olarak da temel geliri öngörüyoruz. Çok teşekkürler. Gülür Elçik hanımefendi, mikrofonunuzu açabilirsiniz efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Sesiniz gelmiyor yalnız. Mikrofon, kulaklık takılı olabilir mi? Biliyor mu? Şimdi tamam. Yalnız ben avludayım. Umarım duyabilirsiniz. Tamam. Şu anda duyabiliyorsunuz değil mi? Duyuyoruz, buyurun. Tamam. Merhaba herkese. Toplantıyı düzenleyenlere çok teşekkürler. Ben Türkiye'liyim ama şu anda Brezilya'dayım ben de. Temel vatandaşlık geliri özel olarak çalıştığım bir konu değil ama okuduğum ve takip ettiğim alanlardan biri. Biraz Türkiye özelinde bir katkıda bulunmak istiyorum. Çünkü bence bu meseleyi değerlendirirken Türkiye'deki politik rejimin özgün boyutunu gözden kaçırmamak lazım. Türkiye yeni sağ popülizmin yükseldiği 7 ülkeden biri. Ve bütün bu ülkeler içerisinde de politik İslam tarafından, politik İslam'ın iktidarda olduğu tek ülke. Ve dolayısıyla bunun kadınların ekonomik yaşamına çok doğrudan etkileri var. İstihdamla ilgili verilerden bir katılımcı bahsetti. Fakat yani işte güç bela %25 olan kadın istihdamı pandemi öncesinde şimdi tekrar 20 yıl öncesinin rakamlarına döndü. Zaten 20 yıl içerisinde sadece %3 artmıştı. Ve Türkiye'de kadınların %63'ünün hiçbir geliri yok. Erkeklerde bu rakam %5, %63'ünün hiçbir geliri yok. Ben aynı zamanda Türkiye'de feminist hareketin aktif bir üyesiyim. Burada görüyorum, başka arkadaşlarım da var. Maalesef biz Türkiye'de bu ekonomik şiddet meselesine çok yoğunlaşamıyoruz. Ekonomik güçlenme meselesine de. Çünkü Türkiye'de cins kırımı dediğimiz, yani kadınların katliamının, her gün 3 kadının öldüğü, artık cins kırımına düzeyine ulaştığı bir ölümler silsilesiyle mücadele etmek zorundayız. Ve kadınların bu ekonomik yoksunluğunun bu şiddetle doğrudan bir ilgisi var. Burada bence asıl önemli olan şey şu. Türkiye'de AK Parti yönetimi
sosyal yardımı, Türkiye'de kadınlar sosyal yardımlardan yaşlılardan sonra en fazla faydalanan gruplar içinde ikinci grup. Sosyal yardımı kadınları iktidara bağlama aracı olarak kullanıyor. Diğer bir araç biliyorsunuz politik araç borçlanma. Son 20 yılda %77 arttı borçlanma Türkiye'de. İkincisi de bu sosyal yardımlar. Ve kadınlar gelen parayı burada gördüm bazı arkadaşlar Türkiye'de sosyal yardımların basic income'a benzer düzeyde olduğunu düşünüyor. Bence hiç alakası yok. Çünkü biz de görüşme yaptık Türkiye'de kadınlarla bu konuda. Kadınlar aldığı parayı... Toparlayabilir miyiz? Saat çok ilerledi çünkü aşağıdan mesaj tamam, geliyor. Tamam. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de temel gelirin hayata geçirilmesi kadınları sadece... sosyal anlamda işte abusive ilişkilerden kurtaracak bir şey değil. Aynı zamanda politik bağımsızlaşmayı da getirecek bir şey. Ve ben Türkiye'nin politik bu bağlamı göz önünde bulundurulduğunda Progressive International'ın Basic Income Dividend çözümünün kar payı önerisinin daha makul olabileceğini ve göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum Türkiye konsepti çok, içinde. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim. Nazlı. Yeah, it's also important to think about basic income in a Turkey context specific perspective, including the political regime right now. Right populism is rising and especially focusing on the Islamic perspective, which really affects the country's perspective on women's employment. In the past 20 years, there was a 3% improvement in women's employment in the workforce, and all of that was rolled back with the pandemic. 63% of women have no income in Turkey whatsoever. As a feminist movement in Turkey, we have not been able to prioritize economic freedom just because we are occupied with the femicide that's happening with three women being killed in a single day. Also in Turkey, social aid by the government is used to make women dependent on the government. It's used as a tool. Another tool that's being used is indebting people to tie them back to the government and to take away their political freedom. So we think that basic income is not only going to prevent abusive relationships, but also give political freedom to women. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, toplantımızı burada tamamlayalım. Uygun görürseniz. Çünkü saat çok geç oldu. Yaklaşık 2,5 saatlik bir toplantı oldu. Yalnız şu dikkatimi çekiyor. Alman Zeleke ilk katkıyı verdi. Hala oturumda, hala salonda. Yani dehşet bir şey. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben şöyle Türkçe olarak toparlayayım. Arkasından İngilizce birkaç şey söyleyip toplantıyı kapatayım. Son katkıyı veren hanımefendi Gülün Hanım dediği gibi konu aslında insanların siyasi tercihlerini yapabilmelerine imkan tanıyabilecek bir konu. Ve bu sadece bir partinin problemi değil, birçok partinin uyguladığı bir konu. Bununla ilgili ilginç anketler yaptık. Onların sonuçlarını önümüzdeki günlerde paylaşırız. Burada Mustafa Kemal'in direktifi çok önemsiyoruz. Tam bağımsızlık mücadelesini, onun birinci şartı olan ekonomik bağımsızlık mücadelesini ve bunun bireyler bazında da gerçekleşmesi gerektiğini ki bu durumda demokrasi sağlıklı çalışacak ve sağlıklı bir siyaset şekillenecek ve insanlarımız doğru bir, sağlıklı bir yörüngede ilerleyecek diye ümit ediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Demokrasiler vatandaşlık temel gelirini hayata geçirmek zorunda. Çünkü vatandaşlık temel gelir aslında demokrasilerin koruyucusu olacak. Eğer vatandaşlık temel gelirini hayata geçirmezlerse zaten demokrasiler ciddi sıkıntıya doğru gidiyor şu anda. Hele bu pandemide onu çok daha farklı bir şekilde hızlandırdı. Yeni bir şey katmadı ama hızlandırdı. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi İngilizce'de birkaç şey söyleyip arkasından kapatacağız. Dear friends from different countries, thank you very much for your contributions. It was very, very beneficial to all of us. And also, I mean, you are all great. Especially, I am just checking the participants list. Alma Zeleke is with us. She was the first contributor and she is still with us till the end of the meeting. It's very important and very valuable. Hope to see you in future events. We consider this as a starting event, and hopefully we will have the second National Congress in May. We would like to invite you there, or we have some other ideas which we discussed before the meeting, and also I received certain ideas during the meeting too. We should be in communication, interaction, and if possible collaboration, because you know universal basic income movement do have very limited financial resources and very limited human resources. So
to create synergy, especially international synergy, sharing ideas, experiences are very, very valuable. Thank you very much. Arkadaşlar, toplantıyı kapatıyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Umarım, nasıl diyeyim, sağlıklı bir toplantı yönetmişizdir. Teknik olarak. Çok çok teşekkürler. Mikrofonlar açık şu anda. Katkı veren olmadığı için toplantıyı kapatıyoruz. Ali'cim çok teşekkür ediyoruz. Geniş katılımlı, bütün ülkelerin söz alabildiği, kendi çaplarında anlattığı çok faydalı bir toplantı oldu. Teşekkürler. Ali Bey, chat kapalı olduğu için mail adresi yazamadım ben oraya. Gerekli dokümanlara chat kısmı. Hep açık. Chat kapandı Ali Bey ama çok başarılı çalışmalar yapıyorsunuz, kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Chat nasıl kapalı olur efendim? Chat açık. Chat disabled. İşte. Chat sadece co-hostlara açık şu anda galiba. Baktım şimdi. Kapalı canım. Nasıl olur öyle bir şey? Şimdi açayım hemen. Benimki şimdi açıldı. Benimki galiba şöyle bir şey oldu. Çok açık. Evet. Misafirlerimizin kendi kapasına bir co-host imkanı verdik. O sırada herhalde birisi yanlışlıkla dokundu. Hı hı. Teşekkürler, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Şu anda açık. Çok teşekkür ederim. Canım. İyi akşamlar efendim. Teşekkürler. Bir tane. Ederiz emeklerinizi. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Herkese çok güzel toplantıydı. Nazlı çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Ama çok iyisin. Maşallah. Harika. Harika. Maşallah. Çok çok teşekkürler. Gurur duydum valla. Valla iyi çıkardın. Helal olsun Nazlı. Çok çok helal olsun. Yok. Bilmiyorum. Nazlı Hanım çok başarılısınız. Kutluyorum. Diğer teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Diğer Almaz, thank you very much. Nazlı'cığım hoşça kal. Görüşürüz Bülent abi. Teşekkürler. İyi geceler Bülent abi. İyi geceler. Teşekkürler. Çok güzel yönettiğini düşünüyorum. Çok da başarılı bir programdı. Çok teşekkür ederiz. Aynen. Daha çok teknik bir şeyle uğraştık. Umarım çok az olmuştur. Olmuştur mutlaka da. Teşekkür. Vallahi çok güzeldi. İnan ki. Çok teşekkürler Nilüfer abla. Görüşmek üzere. Kapatıyorum o zaman.